Dünyanın Af en iyi e, şey programı Crown tartışma ve değerlendirme programı Crown tartışma ve değerlendirme programı gerçekten de Afrika şarkısı niye yazılmış <laughs> Toto, Toto, Toto Afrika niye yazılmış ya öyle bir şarkı e, ya Afrika çok fakir üzülüyoruz e, sevgilerimizi yolluyoruz falan Afrika çok fakir değil bu arada Afrika'yı sömürdükleri için fakir yani hani Hali hazırda coğrafyalarında falan evet. böyle aşırı fakirlik yok. Elmaslar, petroller bir şeyler yani. <laughs> evet, evet, evet. Yani hayır, hayır Afrika evet yani. Afrika kıtası fakir değil. Afrika halkları fakir. Çünkü Afrika kıtasındaki zenginlikleri Avrupalı beyazlar çökmüş. Evet, evet. <laughs> o, yüzden. o yüzden Afrika kıtası bayağı iyi aslında yani. Yani bunun, bunun şarkısını da yapın yani. Çocuklarınızın kalplerinden elmas yaptık. evet. Petrollerinizi diye kollar evet. kestik. Petrollerinizi İngiltere'ye sattık. Şimdi köle olma zamanıdır falan gibi. Çocuklarınız Fransızca konuşuyor, ana dillerini bilmiyorlar. Kendimiz için iç savaşlar çıkarttık Kartık <laughs> I feel strange but Africa. <laughs> evet abi gerçekten böyle bir şarkı yapılması lazım. Niye sürekli olarak böyle? İngiliz kolonizim Evet Africa. yani sürekli olarak hiç böyle şeyleri yokmuş gibi suçları yokmuş gibi Afrika ile ilgili şeyin de var ya Michael Jackson'ın da var ya bir tane böyle. Ya Michael Jackson bir zamanlar siyahi ama hani onun ataları köle olarak gelmiş falan onun da hakkı var ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Siyahi de atalır köle olarak gelmiş. O zaman ne Afrika ile ilgili şarkı yapsın? Evet oğlum da sonuçta Afrika'nın kolonyalizminden direkt olarak negatif etkilenmiş bir adam yani. ecdadını mal diye getirmişler Gara'dan. Michael Jackson mı etkilenmiş? Yani bir nedir etkilenmiştir abi sonuçta. Düş, sonuçta düş, yani... Everyone, karakış, ananızı, siktik, oğlum bacanızı, ben o şarkıyı siktik. çok seviyorum bu arada ya. Olay Michael var beyaz döneminden en sevdiğim şey. Is it, all I wanna care, all I wanna say is they don't really care about us. Şimona, şimona, şimon, şimon. Çünkü ya şey, e, Michael Jackson'ın şey gibi Picasso gibi mavi dönemi, pembe dönemi. Evet. beyaz dönemi, siyah dönemi. Kahverengi dönemi. Ya, yok, Siyah dönemini de ayrı ikiye ayırmak lazım olduğu için ben şey diye ayırıyorum kafamda. Michael Jackson'ın çocuk dönemi, işte hani böyle ABC, da, 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 da You and Me falan Ma Michael Jackson, Michael Jackson çocuk dönemi, bir de çocuk siktiği dönemi. E, o işte beyaz dönemi çocuk şey ettiği dönemi. E, o orta dönemi şey, o thriller dönemi. Off evet. the Wall thriller dönemi. Hani orta o, o en iyi Michael Jackson bence o. Ee, çocuk Michael Jackson'ı da çok kopmuyorum. Çok böyle bubblegum şarkılar yaptırmış Tedder Bey. Son dönem beyaz Michael Jackson'da da ben bir tek They Don't Care About Us'ı seviyorum. Orta ama yani o orta dönem Michael Jackson bayağı iyi. Orta dönem Michael Jackson. Evet oğlum Thriller bayağı iyi pop albüm ya. Anlıyorum. Zaten gelmiş bir şey en çok satan albüm sanırım. Ee, bence geçmiştir ya güncelde bir şey falan geçti diye biliyorum bu Travis Scott falan en çok satılan albüm muhabbetlerini rapperlar geçi diye biliyorum yani Drake Make. Tabii doğru. Ama şey adil değil acı. Bence stream ön, streamingden öncesini sonrasını aynı istatistikle tutmamız olmaz. Yani ha. şimdi ben burada kaç kere dinlediğini saymıyor ya sonuçta şey albüm satışı için. Thriller'ı aldım evde 180 kere dedim. Bir satış sayılıyor sonuçta. Ama burada 180 kere döndürsem Thriller'ı Spotify'dan Hı. yine 180 kere sayılıyor. Dükkana gidip Fiziksel olarak albüm aldığımız hey be ne zamanlar değil mi gerçekten de hmm. hey be çok en güzel. En son film. aldığı fiziksel albümü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Neydi? Şey, ben yeni aldım ya en son fiziksel albüm bir sene oldu. Aa, ee, Ne? Tabii. CD mi aldın? Ee, şey aldım. Ee, Kim? Plak aldım. Ha, okay. evet, Ama Sayılıyor mu yani öyle bir şey? Tabi tabi şey koleksiyon bir hani estetik bir eşya olarak aldın değil mi? Evde pick yok çünkü. Var. Aa. Var var, var ya oğlum. Aldın pick aldın lan. Pick var ya oğlum. Gördün kaç kere? Hiç, onu evde duran o pick mıydı? O şey değil miydi o? Hayır lan o demiyorsun. Ne pick-up? Aa evet lan pick vardı evde. Evet, doğru. Oğlum. Doğru. P, pick var benim. Doğru, ama doğru. Ama şimdi gözünün önüne geldi. Şeyler, de gözünün geldi. şeylerden değil ama ne derler o Eski tarz pikaplardan değil yeni bayağı yani hani. Evet evet Zaten güncel güncel pikap oluyor işte. artık bir noktada Sonra. Evet evet yani güncel pikap evet. çalınsın diye e, alınmış bir cihaz o baya. burada o hmm. bayağı o, o, o tarz çok şey var hala üretiyorlar yani o tarz şeyler. Tabi 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 canım hatta bayağı cool şekillerde falan üretiyorlar oğlum plak e, satışları her yıl artıyor lan Hı. Millet seviyor yani koleksiyonunu yapmayı, almayı, evde bulundurmayı. Bir de hayvan gibi zaten çok güzel cover art bitiş gözüküyor plak alınca koyuyorsun kenara falan. Hı. E, bir eşya çünkü yani. Ya tabii. Ya bir de gerçekten de şey konusunda ben hiç inanmıyordum. Kendi plakım olana kadar. Ya kendi plakçalarım olana kadar. Şey hiç inanmıyordum. Abi işte hep şey derler ya. Brom müzik kalitesini bir de plaktan dinleyeceksin falan derler ya. Hmm. Yok lan gerçekten Hı. ciddi anlamda bir en azından bir flak kadar ses kalitesi veriyor yani. Tabii Tabi tabi. Ben çok şaşırıyorum. Ya ses kalitesi bayağı yüksek. Ee, neden acaba bu yani şey bilmediğim için arkasındaki mühendisliği bilmediğim için ses kalitesinin yüksek olma sebebi de onu da bilmiyorum ama yüksek nedense. Evet gerçekten benim hiçbir fikrim yok abi. Benim genel olarak ses nasıl oluyor? Yani ben şeyi anlamıyorum hala. Bir gün Yücel'e sordum. Kulakları nasıl Yücel'e anlattı. Ondan sonra hemen unuttum yani mesela ben şu an burada kendi evimde mikrofona konuşuyorum. Bu mikrofon bu ses yani benim ses dalgalarımı bir şekilde alıp elektronik sinyallere çevirip ondan sonra bilgisayar yazılımına çevirip yazılımdan senin yazılımına atıp senin yazılımın bu verileri alıp ondan sonra senin hoparlörüne elektrik sinyali olarak çevirip sonra dışarı nasıl ses dalgası olarak benim sesime benzer bir şey olarak çıkartıyor. Ben this shit magic yani. Ben hiç anlamıyorum. Yücel'e sordum. Yücel biliyorsun telekomünikasyon okudu e, lisansında nasıl oluyor abi dedim. Anlattı da bayağı. Lafının sonunda böyle ha falan olmuş gibiydim. Sonra yine şu an hala shit magic yo. Abi biz neden Yücel'e sürekli olarak profesör turunu son şey yapıyoruz? <laughs> Gerçekten yani abi yani bilim konusunda adamın uzman olduğu konu yazılım tamam mı? Yazılım ve telekomünikasyon. Yok. Yani evet. bilim, bilim konusunda her anlamadığımız şeyi neden adama sorup sorup duruyoruz ya? Ben de ben öyleyim ya ben kesinlikle. Ay ben tabi bilimler konusunu Emir'e soruyorum biliyorsun bizim ortak arkadaşımız Emir. O bio bio bir şey. O ne okuduğunu bile anlamıyorum. O kadar cahilim konusuyla ilgili. Bio bir şey. Deus Ex okuyor diye kafamda evet, çocuk. Evet. evet evet. Abi Emir en son Emir en son şey anlatıyordu bana. Koronavirüs e, çalışması yapıyor işte koronavirüs ekibi de gitti Avrupa'da. Evet. Ben de so e, Covid döneminde Emir'e çok sordum. Emir ya dedim nasıl oluyor abi anlatsana bilim insanları nasıl paylaşıyor bilgi aralarında hmm. falan diye böyle. Emir şey falan diye anlatıyordu bana da. Ya abi işte mesela şey falan diye çok oğlum bu arada çok komik oluyor ya böyle. E, ne yaptın? Ne yaptın diye konuştuğumuz zaman Emir'le. E, Emir diyor ki abi ne yapayım işte Covid hücrelerini şimdi alıp e, kendisini yeniden tasarlayıp bir tane antibody <laughs> üreten nano, nanobotlar yapmaya çalışıyoruz falan diyor böyle. Sen evet. ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun evet. falan diyor. Ben de yok. ben de geçen gün oyun oynadım ya iddia falan oluyorum böyle. Evet. Adam orada bir anda ben iyi. de geçen Cyberpunk oynadım. Ya. Evet evet. Adam bayağı orada insanlığı kurtarmak için kendi kendini e, programlayan nanobotlar falan üretiyor. E, bilmiyorum yani gerçekten de. Ama neyse yüceli sürekli olarak bütün ben en son yüceli şey falan soracaktım yani. Abi ya şöyle bir e, arka tarafında bir kaşıntı var gibi kıçımda böyle hani. Acaba neden de bir cilt hastalığı mı falan <gülüyor> <gülüyor> bilimsel bütün konuları adama yani. Böyle. Anatomi, yazılım her şey. Evet, yani anatomiyi bilmiyorum ama yazılımla ilgili ben her şeyi yücele soruyorum. Tanıdığım en yetki yazılımcı kişi kendisi olduğu için. Evet, evet, Telekom... de... Telekomünikasyon da yani evet lisansını okuduğu için soruyorum. Ya bir de ben hala ne okuduğunu da anlamadım. Telekomünikasyon ve sinyal mühendisliği miydi? Öyle bir şey miydi? He, öyle bir şeydi ya. Telekomünikasyon mühendisliği sanırım lisansı. Yüksekliği de yazılım yaptı zaten. Aynen. Oh, Ne 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 arkadaşlar HNGK'ya hoş geldiniz. HNGK'nın 84. bölümüdür. Yiğitcan Erdoğan'la birlikte aklımıza ne geliyorsa konuştuğumuz bir podcast'tır. Ben evet. iki gündür, üç gündür falan deli gibi solitaire kurguluyorum. Yiğitcan da zaman altında kapandı bayağı bir. Çok yorgunum. Acayip her belim, belim ağrıyor. Şöyle bir öğlen 12 gibi falan yaptım. İşte yeni uyandım. Provayı da falan kaçırdım zaten. Çok yorgunum. İhcan da yorgun diye düşünüyorum. Ee, genel olarak böyle bir kötü durumdayım yani. Oğlum çok yorgunum. O yüzden ya. bugünlük hmm. HNGK bu kadar. falan. Bu kadar. <laughs> <laughs> Kapatsak ya programı. Evet, Kapatıyoruz. O yüzden bu kadar. Gerçekten de. Evet. O yüzden bu kadar. 15 dakika ağzınıza bir şey parmak balçı alalım dedik. Gidiyoruz yatacağız. Aynen. Oh. bak Bir Yok bana çok esniyorum diye arkadaşlar ya. Çok esniyorum diye. Evet, Söltayın iki bölümünü bitirdim, kurguladım. Üçüncü bölümde bu gece kurgulayacağım. Yarın inşallah bir sıkıntı olmazsa sabaha ya da gündüze doğru, yarın gündüze doğru bekleyebilirsiniz. Bam diye üç bölümünü yayınlayacağım efendim. Çok güzel oldu. Çok sinematik oldu. Ee, tabii sadece sesli olan bir şey ne kadar sinematik olabilirse o kadar sinematik oldu. Böyle yani. Evet. Sen neden hiç şey... E, mesela ben şeyi çok sev, seviyorum. E, podcastlerde abi aralarda böyle tam full müzik koymayı çok seviyorum. Hmm. Sanki böyle hikayede ben şey, hikaye, e, uzun uzun uzunsa eğer böyle atıyorum. 50 Mesela Föltane'nin final bölümünde var bir iki tane müzik böyle aralara koyuyorum. Çünkü hmm. güzel bir intermission veriyor gibi hikayenin arasında. Sen öyle şeyler pek yapmıyorsun. Abi zaman altında benim müziği kullanımım iki şekilde montajlarken yani birincisi bazı sekansları yazarken müzikle kurguluyorum. Mesela en son bölümü dinlememişler için spoiler olacak ama Mert'in bir narration sekansı var. Mert'in karakterden bahsediyorum. Evet. Yeni zaman 6 altı ee, geldi bu arada arkadaşlar. Umarım dinlemişsinizdir. Evet. 26. bölümde bir e, uzun bir narration sekansı var. O narration sekansı da ben her zaman çünkü soyut biraz da soyut bir şeyler anlatılıyordu. Her zaman arkada müzik olacağını biliyordum yazarken de. Hakeza İnebahtı Savaşı sahnelerinde de öyleydi. Çünkü oralarda uzun uzun anlatımlar var ve onların altında müzik olunca hani biraz daha anlatı zenginleşiyor. İkinci kullanımımda abi e, hissiyatın boş kaldığı yerlerde e, değnek olarak kullanıyorum. O kullanımımdan dolayı kanka biraz müzik ben şöyle düşünüyorum. Metni yazarken zaten e, yani metni yazan kişinin belli bir oranda melodi e, tutturması gerekiyor. Bir ahenk, uyak ve işte bir hece ölçüsü ve genel olarak kelimelerin e, 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 ebadı konusunda. E, sonra zaten sen metni onu yazdıktan sonra o yüzden de performanslarını onu şekillendiriyorlar. Ve gidiş geliş diyalog içerisinde, akış içerisinde bir melodi oluyor zaten. Zaten herhangi bir edebi eserin ya da whatever bir şeyin yani yazılı bir metine dayalı bir eserin zaten ilk önce bir melodiye dayanması gerekiyor. Bir melodi ortaya çıkarması gerekiyor diye düşünüyorum. Müzik koyduğumda da şey gibi hissediyorum. Ha ben yazar olarak burada bu melodiyi koymayı başarısı olduğum için şu an başkasının yaptığı kaliteli bir melodiye ihtiyacım var. Çünkü müzik zaten bu yani dışarıda havada akan melodiyi en pure bir şekilde, en saf bir şekilde e, icra edebildiğimiz sanat biçimi. Hani sanki böyle rol çalıyormuş hani ben kolay kolaya kaçıyormuşum falan gibi hissettiğim için mümkün mertebe daha az. E, Müzikli se... Yani kullandığım zaman şey hissediyorum yani kendime, ha okey. Yani <laughs> burada yeterince Metin kendi başına şey yapamadı ben başkasından alıyorum gibi. Dislike atan Francis Drake. Evet o dislike evet. atan Francis Drake şerefsiz oldu. E, zaman altını bütün bölümleri neden YouTube'da yok Cano? E, bunun çok basit bir açıklaması var. Convert etmeye üşendik. Ee, evet. Ederiz ama. Ya. Ederiz ama. Bitsin, bütün hepsini YouTube'a koyarız. Yani en azından şimdi ne var? 1. Bir, ve 2. sezonu var şu anda Üç 3 de var. 4 ok. yok. Tamam, işte yeni sezonlar Üç var. Da, mı? Yeni sezonlarda Spotify'dan dinlesinler. Bir süre onları tabii da koyarız tabii. yani. en de sonunda orayı kapatır. Zaman altını mühürleriz. Sonra bir tane Zaman Altı Hı -hı. Kike e, spin-off'u olacak. Kike'nin <laughs> maceraları <laughs> Evet, tabii ki. Kike bir gün biz yanlışlıkla zaman makinesini çalıştırır ve ondan sonra ne güzel karakterdi Kike ya. Kike'nin ırkçı bir tabir olduğunu biliyorsunuz herhalde. Söyleme de. Abi Portekizce'de bir isim abi. O İngilizce'de e, haliyle okununca söyleniyor. Kike normalde Portekiz. Bu arada <laughs> İngilizce'de yazılan hali bizim dizide yazdığımız hali gibi de ben o telaffuza kolaylık olsun diye Kike'de yazıyordum senaryoya. Yoksa şey o k u i k u i -E falan da yazılıyor. Kike. Kike quick ama kike diye okuyorlar işte. Anladım. Evet. Ee, ya. Crown konuşmayacağız. Yerden yani açıkçası Crown'dan böyle dekor çünkü... ya. Ya abi çünkü böyle bir o son sezon çok beklentimi karşılamadı gibi oldu ya. Hemen bir Aa, 15, dakika, 10, 10, 15 dakika konuşalım bu Crown. Ee, şu... Ya konuşalım oğlum ne Allah Allah chat'in çeyine göre mi yapıyoruz? Ben konuşmak istiyorum ya. Tamam o zaman konuşalım. Ben toplum baskısına boyun eğmek üzereydim çünkü. Ya abi. <laughs> evet çıktı iki tane oradan şey. Ay kral konuşacaksınız pardon. Ç çete kızmak da huyum değildir de her ne kadar saçma bir yorum. Kral konuşacaksınız gideceğim. Git lan. Allah Allah. Şuna bak <laughs> sanki parayla iş yapıyoruz burada. Abi şey ee, ne derler. E, şuna sinir oldum ben. İlk başta Dayana'ya çok üzüldüm. Sonra da Dayana'ya kızdım. Hı hı. Yani nasıl, evet. nasıl, oluyor gerçekten de? Abi Dayana'ya çok üzülmenin sebebi bir yazarlık ya bak ben ilk defa şeyi gördüm. Bak, trigger warning veriyor ya. Spoiler vereceğiz arkadaşlar son sezon Crown'la ilgili. Trigger warning veriyor ya. Bu eating disorder tasvir ediyoruz içeride. yeme evet. bozukluğu tasvir ediyoruz ve hani buradaki görüntüler rahatsızlık verici olabilir. Evet. Ben bilmiyordum dayananın yeme bozukluğu olduğunu. Sonra araştırdım. Epey de o zaman magazinde falan konu olmuş aslında. Kendisi açıklamış çünkü bunları sonrasında da. Ee, hani benim yeme bozukluğum vardı falan diye hatta kraliyet ailesi içerisinde de biliniyormuş zaten böyle abi, sıkıntı olduğu Dayana'nın yeme bozukluğu yok Dayana'da hayvanlık var gecenin bir bak böyle yemeklerin e, mundar ediyor yarı 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 bırakıyor gidiyor ondan yarım yiyor ondan yarım yiyor dolaba geri koyuyor bir de onları e, o yeme bozukluğu değil o hayvanlıktır İşte evet aristokrasi şeydi abi o da aristokrasi nedir o ee, israf müsrifliği yani... yani bu bu sahneler yüzünden dayanaya üzülüyoruz. Yani o trigger warning bu arada e, hani şey de beraberinde getiriyor aldın mı? Hani bir sahnelere bağlam sağlıyor. Hani bak bunlar tetik uyarısı veriyoruz. Hani falan gibi bir ciddi sahneler bunlar gibi. Hani orada otomatikman tetik uyarısı verilip hani öyle o şekilde servis edince sahneler ki bence kasti ya, yani tetik uyarısı biraz şeyden verilmiştir tabii ki. Ama yani. e, aman abi Twitter'da falan hani e, arkamızdan sövmesinler diye de yazmıştır birisi bir, birine de o sahnelerden dolayı dayanaya çok üzülüyorsun. Ha onun dışında dayanaya üzülmek için hiçbir sebebim yok ha. Yani ya, yeme bozukluğunu çıkart dayana karakterinden. Yani, yani tam Charles e, bayağı abi Charles da hayvanmış baya da ee, sonuç olarak şey yani dayana da inanılmaz şımarıklık yapmış lan. Evet abi bak zaten yani şöyle unutmamamız gereken yani Dayana halkın kadını değil ya. <laughs> yani şimdi bu, 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 bana çok ilginç geliyor. Hani mesela e, dizi oralara yani şeye çok ilginç herhalde gerçek hayatta da öyle olduğu için. Yani çünkü ben gerçek hayatta da bunun neden olduğunu anlayamıyorum. Hani okuduğum ettiğim kaynaklardan. Dizide de şey oluyor ya yani ya Dayana ile Charles'ın adı çıkmaya başladığı andan itibaren Dayana'nın kapısında paparaziler gidiyor. İşte Dayana Avustralya'ya gidiyorlar. Herkes Dayana'dan bahsediyor. Hani falan. Böyle inanılmaz bir fenomen oluyor Dayan'a yani. Ve orada işte sonra AIDS'li çocuğa sarıldı, marıldı derken ha bu halktan biri gibi diyorlar. Lan hayır değil ya. Değil yani. Ya o AIDS, da aristokrasi. AIDS'li da... AIDS AIDS çocuğa sarılması da yani hakikaten çok bence büyük bir hareket değil ha. Değil. Ben bu de beni ben yani. de beni de ünlü yapacaksa ben de AIDS'li çocuğa sarılıyım. Var mı AIDS'li çocuk? Ya o dönem şeyi anlıyorum biraz onu. Herhalde AIDS'li insan hani AIDS'in Böyle yani Covid gibi bir şey olduğu düşünüyormuş yani dokun öpüş yani öpüşürken aksırırken falan geçiyor diye zannediyor. Halbuki yani tamamen zührevi hastalık. Sadece seks yapman gerekiyor yani. Onun dışında herhangi bir seks yapmadığın müddetçe AIDS'li biriyle istediği şey yapabilirsin. Kendimi sempatik Oo, göstermek, göstermek için kendimi kırmış. Kendimi sempatik göstermek için acaba böyle e, Darılla Ceze'ye falan gidip yaşlılarla video mu çeksen Yapabilirsin abi biliyorsun Marvel e, bütün oyuncularını her sene gezdiriyor. Ee, Aa, sağda solda. Abi Koric. Marvel. Evet Marvel'da konuşalım değil mi? Abi ne yapmışlar Gerçekten öyle? izledim ben attığın Abi ne yapmışlar öyle? <laughs> oğlum. Senin tweet çok doğru yani. Kevin Feige demişler ki ne kadar dizi duyuracaksın? Yes. Abi dizi de değil ki ben oğlum ben şey diyordum tamam herhalde saldılar. Yani tamam Covid hmm. movi, Covid Covid girdi araya. Bunlar da yeterince para kazandık. İşte Feige saldı herhalde muhabbeti. Hani Marvel'dan hmm. daha bir şey gelmeyecek. Diye düşünüyordum. Oğlum ne yapmışsınız lan hayvan mısınız siz? Ya bu arada açıkladıkları, evet. ço açıkladıkları çoğu şey 2021 ha. Evet abi 2020'nin bütün şeyleri 2021'e kaydığı için 2020'de ama o iyi oldu bak Marvel'ın yüzü eskiyecekti abi. Yani, game'den sonra bir senelik bir nefes çok iyi geldi yani bence. Oraya. Ee, Oğlum ben özlemişim lan şimdi... özlemişim ben heyecanlandım valla. Bütün... Ben 20 dakikanın hepsini evet, izledim. Evet. Tüm fragmanları izledim yani. Ben de izledim. Ben de izledim kanka. Durup bir dakika önüme şeyi açayım da tam timeline Hı. açayım da bir Reddit'e koymuş. Ben ki. de açacağım. Ben de atsana. Ben de açacağım. Bir üzerinden konuşalım. Ben konuşmak istiyorum çünkü. Tamam. Evet evet bayağı bir şey duyurdular. Çünkü dur hemen bulayım da açayım. O sırada keşke birileri abone olsa da abone falan okusan aslında. Şimdi böyle boşluk dolmuyor. Ya evet arkadaşlar Yok bakın Yiğitcan şey çok mi? yakında, Yiğitcan çok yakında Digital Nomade olacak. Biliyorsunuz bu kanalın gelirini paylaşıyoruz. Ee, abone olun da Valla abone olmak 5 lira. İşte esnaflığımız bu kadar. Evet. Bir evet, bana at, bana at bakayım onu. Attım abi. Biraz küçük bir e, şey. İmuç o... ama üzerine konuşuruz yani. Brev atmışsın çünkü tıklayıp atmamışsın. Neyse tamam. Ha öyle mi yapmışım? Evet evet. Tıklayıp atsam büyüğünü atabilirmişsin ya. Yani. Yo yok lan bu kadar oluyor. Tamam. Abi Hayır bin... pardon. Ha. <laughs> pardon hayır haklıymışsın. Çok haklıymışsın özür dilerim. Atıyorum ben sana büyüğünü. Nasıl? Programımız üst düzey program. Resim atamadım ama Ha. Ah. Evet abi 2021. Abi 2021'de Bir dakika açın abi. abi 2021'de Black Widow'un filmi geliyor. İnanabiliyor musun? Bu arada evet. en erken, en erken Çok gelecek in... şey inna... 2021'de yani. Evet. Ya şey diziler başlıyor ilk. Wandavision geliyor Ocak'ta. Sonra Mart'ta Falcon and the Winter Soldier var. Ben ikisi için de heyecanlıyım bu arada. Dur şimdi ee, filmlerden... The Winter Soldier'ın fragmanı fragmanı tırtoydu biraz abi bu arada. Evet ya. Onu niye, lazım. ya fır... niye, ne 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 anlatacak? Şey benim anladığım kadarıyla şey muhabbeti var biraz. Ee, ne derler? Bu işte Kaptan Amerika'nın eee yani Kaptan Amerika'nın e, bıraktığı mirası kim şey yapacak? Devam ettirecek galiba evet, evet. bu. Net bir yani şekilde. endgame çok netti aslında endgame'de kalkarı direkt falkına verdi. İyi. Yani niye e, tekrar niye tekrar böyle işte bir şey mihabet iki... oldu yani? Evet. <laughs> Gerçekten öyle bilmiyorum. Ben dizide diziden biraz daha şey bekliyordum ya. Yani böyle gösterikleri fragmanda gösterikleri sahneler benim o diziden beklentim olmasının sebebi hiç sahneler değil Lan benim o diziden beklentim. İşte iki tane kimyası birbirine yakışan aktör var. Hani goy goy o Civil War'da küçük şey sahneleri gibi aldım. Biraz öyle çeksene koltuğu çekmeyeceğim. Allah belanı versin falan gibi. Hani evet. böyle aldım o tip, takıldıkları yerlerde benzer bir şeyler bekliyordum yani. Şey gibi olmuş biraz. Ama e, WandaVision çok cool gözüküyor. Abi WandaVision gerçekten de ben aşırı derecede heyecanlandım WandaVision. WandaVision bu arada gerçekten çok güzel olacağına eminim ya. Yani ben de çok inanıyorum. Bence orada ne, ne olmuş o bir orada şey mi oluyor yani şimdi ölmedim abi bu e, Vision ölmedim şimdi? Vision öldü. Ya yani Van... %100 şey kanka işte Wanda'nın reality kran güçlerini göreceğiz. Yani orada ne yapıyor Vision'la beraber sonsuza kadar mutlu yaşamak için bir dünya yaratıyor ya da bunları bir yere hapis mi ediyorlar büyük bir şey mali. mi oluyor? Ya büyük ihtimalle bak Vision kafasındadır kesinlikle çünkü e, yani... <laughs> Ha tamam geri geldik geri geldik tamam mı döndük mü yani döndük sözde döndük yani şey olmadı ee, iki part iki part olacak yani ben bunu birleştireceğim artık yapacak bir şey yok o şekilde koyarız Okey. ama okay. şu anda da privacy de unlisted görünüyor anlisis şey Dur. Kafasına göre yapıyor bu işleri ha gerçekten YouTube. Oh. Dur abi. Durdum. Evet geri geldi. Aa, evet arkadaşlar yani şey oluyor. Ee, ne derler? iki parça iki parçaya böldü yani. Şu anda HNGK 22 dakikalık farklı bir video olarak duruyor. Ee, ama buradan da devam edeceğiz. Ee, şey yapacağız. Yanlışlıkla kapatmadım. Hayır, bağlantı koptu. Bazen olabiliyor böyle bir şey. Ee, ben bunu birleştirip koyacağım daha sonra bu gece bir şekilde YouTube'a. Evet. Buradan devam ediyoruz. Ben hatta tekrar şeyin linkini paylaşayım. İşte bir yarım saat kadar yapmışız. YouTube şey Şakamızı duyup yanlış anlamış değil mi Ne şakası Ha kısa tutmak istiyorlar bunlar ya Ben bunları atayım programın sonunda demiş Hı. Evet Halbuki şaka yapıyorduk YouTube Evet evet neyse şey e, Tamam sonra koptu e, Tekrardan buradayız şimdi İnsanlar tekrardan gelir yapacak bir şey yok Şeyi diyecektim abi Bu Wandavision e, Wandavision'da abi şimdi ne olacak Şey mi olacak ee, bu işte Vision'ın ölmesini istemediği için kendisi yeni bir evren yaratacak ve işte ondan sonra yani. aslında ama bir trap'in içinde miymiş falan mı? Öyle bir şey miymiş acaba sanki? İşte herhalde öyle bir şey olacak abi. Şeye bağlanacağını söylediler. Doctor Strange and the Multiverse of Madness'da e, bağlanacağını söylediler yani. O yüzden paralel evren hani böyle Scarlet Witch evreni kırıyor da paralel evrenden Vision buluyor bir tane de onu getiriyor falan gibi bir şey de anlatabilirler yani. Ama oradaki esas espri şey olacak sanırım yani Wanda'nın kendisine kurduğu fantastik e, dünyaları, fantezi dünyalarını hani Amerikan televizyonunun dönemsel klişelerine uyarlayacaklar belli ki. Hani espri o yani 50'ler televizyonu, I Lucy gibi böyle bir sitcom. Ya Efendim o, işte böyle biraz da 60'lar Brady Bunch kafası falan yani. şey. O sadece, o sadece bir bölüm mü olacak yoksa bütün dizi mi öyle yani? Hani farklı farklı e ben çünkü şey diye coşmuştum. Farklı janralar olacak işte. Bir 90'lar sitcomu, bir 70'ler sitcomu falan gibi olacak diye düşünüyorum. O nasıl yapacaklar? Mesela ya da bir bölüm mü olacak? Bir noktada uyanacaklar çünkü yani galiba. Ya abi şey de olabilir yani Marvel ya bu sonuçta gösterdikleri hakikaten sadece ilk bölümden falan da olabilir. Ha, ha, olabilir. ama 3-4 tane Şeyi gösterdiler 3-4 tamam 20 gösterdiler değil mi işte bir 60'lar var 50'ler var biraz daha modern var falan hani 90'lar var abi 90'lar gördüm ben Çünkü şey yapıyor orada hmm. bir tane Orada bir tane e, Van'da e, Oduncu göz oduncu gömleğiyle böyle Bahçeye kaçıyor falan o 90'lar Mesela çok belli yani o gömlekten 80'ler var hmm. e, Yani farklı evet. olan, Ama işte şey falan mı olacak abi yani hani e, ciddi bir hikaye anlatacaksa o zaman çok böyle ilerlemeyecektir diye düşünüyorum hani. Ya işte evet biraz da hani e, şey gibi de olabilir. E, The Good Place diye bir dizi var ya hani böyle parça parça hani a, a, şey açılıyor. Böyle ilk aman cennete geldik ben yanlışlıkla geldim. Sonra ha olan bir dakika zaten başka bir mesele varmış bunun arkasında. Hani ilk böyle ilk 2-3 e, bölüm etrafımızı tanıyoruz. Durumumuz ne, koşullarımız ne. Ondan sonra 4. 5. bölümden sonra bir şey falan. Ve yayarlar bence. Öyle bir ilk bölümlerde çözüp bırakmazlar. Bence şey konsepti gidecek yani. yani en az bir bölüm full 50'ler bölümü. Sonra burada ne yanlış falan diye biz bakıyoruz böyle. Sonra bir bölüm 60'lar bölümü falan. Çok ilginç olacak lan. Ben gerçekten biraz şey de yani bu kadar üzerine teori üretmesi zor olmasını da seviyorum şu an WandaVision'la ilgili. Çünkü çok orijinal duruyor gerçekten. Ya ben fragmanda şey gördük. Aralarda realite mealite kırılıyordu. Ee, işte küçük evet. böyle küçük glitchler falan yaşanıyordu. İşte şey falan yapıyorlardı böyle. Ne derler? Ee, ya işte ne oluyor şu anda? Neredeyiz? Neler oluyor? İşte bir şeyin içinde miyiz? Falan bilmem ne. İşte burayı korumamız lazım. Bıdı bıdı muhabbetleri. Yani Hı. ne oluyor acaba? Ne anlatacak gerçekten de? İkisi de çok heyecan verici ya. karakterler. <laughs> Abi bu phase 4'ün teknik olarak WandaVision'la başlıyor olması. Hani niyetleri bu değildi tabii ki. Black Widow'la başlatmak istiyorlar Phase 4'ü de. Bence evrende Phase bir takım genel mu Evrende bir takım e şeyleri değiştirecekler bence WandaVision'la. Öyle başlatacaklar. Bence zaten işte onu diyecektim ben de. Yani multiverse meselesi bu evrenin herhalde en biri numaralı meselesi olacak. Çünkü bir sürü iş Multiverse'a dayanıyor. Yani WandaVision illa multiverse dayanacak. Batif zaten direkt multiverse işi. Loki multiverse işte e hikayesi. Ee, Doctor Strange and the Multiverse of Madness zaten hikayen ve 2020'ne çıkacak olan son Marvel filmi, benim en heyecanlı olduğum Marvel filmi, Spider-Man henüz ismi olmayan. Ee, o da multiverse olacak abi. Biliyorsun. Harap ben... ettin mi o meseleleri sen? Etmedim. Şimdi bir dakika. Ona geleceğiz de bir sırayla gidelim. Hayır hayır. Dur. Dur dur. Hayır sırayla gitmiyorum. Kanka bu çok bomba. Ben bunu tutamayacağım içimde. Ben bunu sabredemem. Spider-Man'de Andrew Garfield, Tobey Maguire Spider-Man olarak geri dönecekler. Alfred Molina Doktor Octopus olarak geri dönüyor. J.B. Jamie Fox Elektro olarak geri dönüyor. Bunlar Tobey Maguire hariç hepsi %100. Tobey Maguire de son böyle konuşmalarda falan aldık. Öyle. Bu %100 mü ya? E, %100. Andrew Garfield, Jamie Fox, Alfred Molina duyuruldu. Confirmed yani. E, Daredevil'ın da geleceği geri söyleniyor. Charlie Cox'un da. Charlie Cox olarak. Bunun ama, ama be, bunu hani, bunu ama nasıl yapacaklar? Neden? Şey nasıl yapacaklar bunu? Şey gibi yapacaklar. Sony evrenleri Multiverse içindeymiş gibi mi olacak. Bravo. Aynen öyle abi. Sony evrenleri Multiverse içerisindeymiş gibi olacak. Böylece Tom Holland'ın e, Spider-Man karakteri Sony filmlerine de girip çıkabilecek. Böyle Sony ile dizinde böyle anlaştı deniyor zaten. Son hatırlıyor musun bir ara 3. film çıkmayacaktı Sony e, hani hayır biz vermiyoruz geri haklarısa bu film için falan diyecekti. Sonra Disney ile Sony böyle son dakikada falan böyle bir telefon konuşması yapıp anlaşmışlar. Ee, ama yani Andrew Garfield var abi filmde. Alfred Molina var. Jamie Foxx var. %100 multiverse'e gireceksin. Gireceksin ya bu, yani. Bu, 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 bu nereden duydun bunu? Bu niye olay olmadı? Ben bunu bilmiyorum. Du böyle bir... Bilgi... Abi bilmiyorum ben de biliyor musun? Ben Reddit'ten gördüm. Yani Reddit'te Marvel Studios üretiminde olay oldu. Ular oha herkes abi, geri geliyor abi falan. Ama nereden, diyor. nereden şey yapmışlar abi? Nereden öğrenmişler bu casting'i? Abi casting giriyorlar çekimleri sürüyor filmin. Şey değil duyuruldu bunlar bu şey değil. E, nedir gizli kapaklı bir şey. Hani aman böyle kıydı, kıydı, imdb'de falan wikipedia'da falan yazıyor yani. Öyle mi öyle zaten mi? J evet evet. Ya abi Jamie Foxx'u falan duyurdukları zaman millet şey olmuştu zaten. İlk Jamie Foxx'u duyurdular. Zaten bu arada J. Jonah Jameson da J.K. Simmons ya. Hani evet, en son evet. filmde öyle kaldı ya. E, ee, Jamie Foxx'ı elektro olarak duyurunca millet dedi ki aa ulan yeni oyuncu mu bulmuyorsunuz bunları eskisini mi alıyorsunuz? Ondan sonra Alfred Molina'yı duyurdular. Ulan millet dedi ki bir dakika beyler burada bir patern var. Yani eski villainları eski villainları oynayan aktörler oynuyor. Sonra Andrew Garfield da olacak dendi. Charlie Cox da olacak. Tobey Maguire de geliyor. Kristen Dunst da var filmde bu arada. Mary Jane olarak. Emma Watson. Yok Emma Watson değildi kız adı. Neydi? La La Land'da oynayan Emma Stone. Değil mi? Evet evet evet. Emma Stone. Emma Stone da işte Gwen Stacy olarak gelecek falan deniyor. Baya multiverse topluyorlar film ama bu bu adamlar bu arada büyük ihtimal cameo falan yaparlar abi. Hani o Spider-Man 3 casting'inde gözüküyormuş lan IMDb'de. O ben yüz, en son okuduğumda %100 değil diye gözüküyordu. Ama sonra bilmiyorum yani ben en son okuduğumdan beri bir gelişme yaşandıysa. Oğlum ben çok coştum buna lan. Yani e, inanılmaz hoşuma gitti. Çünkü zaten bu arada Spider-Man'in böyle bir durum var Spider-Verse. Hani ...farklı evrenlerdeki Spider-Man'lerle beraber geldiği... Ya, çizgi, o, ...çok bu, güzel bir çizgi bu, roman olmamış, hikayesi var. Yani bu tabi, hani olma, olmamış bir, var. bir şey değil zaten. Bu yapılmamış bir şey değil yani. Evet. Ya. Aynen aynen. Bu da live action. Ama bizim hani... ...her birimizin çocukluğundaki... ...farklı Spider-Man'lerle yapacak olmaları... ...çok çok şık hareket yani. Ben çok hoşuma gitti. Oğlum bir ay sonra WandaVision geliyor ha. Tam bir ay sonra. Tam bir ay sonra geliyor. Ve şey... ...ve şey... E, ...nasıl yapacaklar Disney Plus'ta? Full bütün sezonu mu koyacaklar? Netflix gibi... Bilmiyorum ki Mando'da onu yapmıyorlar değil mi? Yapmıyorlar. Hafta haftaya şöyle mando hmm. sezon oluyor her hafta çıkıyor bitiyor. Hm. Bunda da öyle yaparlar belki. Yapsalar ya hepsini versinler ya haftalık gelecekmiş bu arada. Ama bu haftalık okey. Ya bu daha kısa olduğu için belki binge usulü yayınlarlar diye düşündüm ama. Bun, bunda bölümler ee, bir, saat, haftalık... bir, bir saat değil mi bölümler? Bilmiyorum ki kaç saat hiç. süresini bilmiyorum. Ya şey diye düşünüyorlardır abi. E, hafta Tüm bölümleri bir anda koyarsak hani böyle millet Disney Plus'ta yeni başlıyor ya hani bir tane free trial yapar Wandavision'ı izler çıkar falan diye düşünüyorlardır belki de. Hmm. Hani haftalık olursa en azından şöyle bir iki ay abone bir ay abonelik falan alması lazım en azından devam etmek için. Belki öyle hmm. düşünüyorlar daha başında olduğu için. Ha ama şey söyleyeyim lan bu arada. He. Disney Plus şu duyurulan Marvel dizileriyle artı Mandalorian'da zaten şu an aboneliği hak ediyor ha. Yok Kapattı zaten ya, abi evet zaten bitti. Ya şimdi WandaVision Mart'ta Falcon ve Winter Soldier. Şimdi bu dizide mesela e, sıradan gidiyorum şimdi. Bu dizide şeyi öğrenecek miyiz biz? Bu dizi bittiği zaman kalkan kime geliyor öğrenecek miyiz? bunlar hepsi bir sezonluk projeler mi yani? Bir Acaba. sezonlu mini dizi bunlar evet. Değil mi? Ya gerçi tutarsa illa ikinci sezonu gelir biliyor musun? Tutanın sezonu gelir, devamı gelir yani. Evet ama Fal ee, Falcon ama... Falcon and Ya şimdi benim ya burada... Benim evet. burada burada anladığım kadarıyla yani Kevin Feige'nin açıklamasını anladığım kadarıyla diyor ki biz diyor Disney Plus'ı diyor şey yapacağız diyor. E, bir jumping board olarak kullanacağız film evrenlerine. Yani yapacağımız evrenleri birbirine bağlaması için. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Diz, Disney Plus'ın yaratım amacı tamamen bu olabilir. E, çünkü bu kadar fazla filmlerle bir noktadan sonra bağlayamazsın ya bu kadar karakteri. Zor olur. Yani dev gibi hmm. prodüksiyonu yani yıllarca beklemek gerekir yani. O yüzden böyle dizilerle birlikte tık 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 tık, tık diye Interconnected bir evren yapabilirsin. Ee, ama benim anladığım kadarıyla her bir mini dizide böyle şey gibi olacak. Prodüksiyon yüksek. Mesela e, WandaVision ve Tabii. Burada hepsinin oyuncuları da normal oyuncuları olduğu için, Sinema oyuncuları olduğu için Tabii. hani Falcon and Winter Soldier evet kötü görünüyordu ama şey prodüksiyon kalitesi olarak yuf ya yani bir Marvel filmi. WandaVision evet, evet. da öyle mesela. Sıkıcıydı. Evet, şey evet. gibiydi. Biraz şey gibiydi. Training Day gibiydi. Ee, ya da işte ne bileyim body cup body body cup ritmi falan gibiydi biraz böyle yani ya bir de abi yani aşırı şeyde fragmanda işte yani o, o body cup ritmini bile çok gösterdikleri için hani falkın kanatlarını evet. açarak patlamaların arasında uçuyor evet. ilginç bir şey değil abi sonundaki falcon şey daha ilginçti değil mi sonundaki aralarındaki atışma daha ilginçti ama en azından ha. biraz evet abi Biraz Winter Soldier'ı şey bir karaktere dönüştürdüler en azından. Daha böyle e, keyifli konuşan bir karaktere. Şey var lan Baron Zemo var filmde. Evet Baron Zemo var. Ee, Baron Zemo da gerçekten heyecan verici bir villain çünkü Marvel'ın yani e, Thanos teknik olarak sonunda kaybettiği için e, kazanan tek villain'ı şu an. Ve bayağı Baron da zeki Zemo. bayağı, zek, bayağı da zeki bayağı da zeki bir villain yani. Tabii tabii. E zaten aklımdan başka bir şey yok. Düz adam yani onun dışında. Bir Ama... şekli bir şey, bir güçlü bir yüzüğü falan bir şey yok. Çok beğeniyorum ben o herifi ya. Mayıs'ta ondan sonra abi Loki geliyor. Loki dizisi. Abi ben, Loki e, Loki çok iyi olmamış mı? Ben varım ha. Bak ben bir şey diyeyim mi? Ben a, 2012 Avengers'ından kaçan Loki alternatif evrenlerde mal mal geziniyor dizisinde varım yani. %100 varım. Ama zaten öldü ya ana Loki. İşte. Ana Loki bir de şey yani esas bizim bildiğimiz Loki hani arkını tamamladı öldü ya. Hani evet. işte o yüzden de heyecanlıyım ben. Şimdi Loki en sonunda işte ben Odin'in oğluyum diye Thanos'a karşı çıkarken çap diye bıçaklandı öldü. Allah rahmet eylesin. Bu Loki 2012'de tanıştığımız Avengers'ın başındaki ben işte kendimi babama piç olmadığımı kabul ettirmek için dünyayı fethedeceğim çekti. Hazımsız kuruntulu Loki. O Loki'yi ben böyle sağda solda hani gezip de böyle ben bir tanrıyım Allah belanızı versin falan tribünde görmek istiyorum yani ben. Ya ama Zaten Tommy Houston müthiş bir adam. Şey yapacak ya benim orada üzüldüğüm şöyle bir şey var sadece. Ee, Loki'nin Thor'la aralarında çok güzel bir dinamik olmuştu artık şeyle birlikte. Hmm. Yani şimdi okey sevilmiyor ama önemli filmler sonuçta işte Dark World e, işte ne bileyim e, şey diğer komedi filmi e, Ragnarok. Ragnarok. E, oralarda falan yani gerçekten çok tatlı bir dinamik oluşmaya başlamıştı aralarında. Şimdi yani ee, sen tekrar ilk Avengers filmindeki Loki'yi alıp götürdüğün zaman bu dinamiği de kaybetmiş oluyorsun biraz. Umarım o olaylardan bir şekilde haberi olur. Yani a başka bir multiverse'te ben ölmüşüm ve işte kendimi ee, Thor için e hmm. feda etmişim falan. Çünkü artık Loki'yi biraz şey gibi görmek istiyoruz. Yani Loki'yi uzun zamandır villain olarak görmüyoruz bence, değil mi? Yani Loki uzun Tabii. zamandır Tabii Marvel kahramanları arasında. Uzun. Yani Endgame'de yaşasaydı o son sahnede olacaktı Loki yani. Değil tabi hayır zaten heroik bir şekilde öldü. Yani e, şeyde zaten abi bak en son Loki'nin açıktan ve bariz villain olduğu film zaten o bu dizide göreceğimiz Loki'ydi. idi. Avengers'taki Loki idi. Evet, Ondan evet. sonra zaten Dark World'de e, annesi öldü üzüldü. İşte Ragnarok'ta e, babası öldü üzüldü falan hani öyle e, babasıyla bir şeyler yaşadılar. Anıları düzeldi. Ya yani o o bir sürü şey yaşadı Loki ama bu Loki o değil. Bu Loki abi... göt TVA yani. dedikleri nedir burada? Ben bilmiyorum Marvel evreninden. Ben de TVA. merak ettim. Ben ilk defa duydum TVA yani ben böyle değil. bir bir multiverse organizasyonu falan mı TVA? Nedir yani? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum lan. Ben de hiç, yani gerçekten daha önce hiçbir çizgi romanda okuduğum bir şeyde falan karşıma çıkmış TVA diye. Ama belli ki bunu yakalıyorlar. Yani ne değildir? Belli ki bunu yakalıyorlar ve kendilerine hizmet ettiriyorlar. Ajanlar yapıyorlar yani Loki'ye. Evet evet. Bu arada abi Owen Wilson'ı da getirmiş olmaları da helal olsun. Ben tanıyamadım. Yani. ben tanıyamadım. Ben <laughs> evet, tanıyamadım. Evet Ben şey e, Orada çünkü şey diyor ya ulan bu arada yani koskoca Marvel'sın e, orada bir sunum gibi bir şey yapıyorsun doğru düzgün fotoğraflarını kullanın bari selebritlerin. Gitmişler Google'da Owen ha. Wilson yazınca çıkan fotoğrafı kullanmışlar anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Adamın alakası yok yani şu andaki haliyle gerçekten de. E, öte yandan abi ben şey çok coştum ya Owen Wilson'ın e, dizideki hale çok coştum lan. Evet, evet değil mi? Evet. E, bu çok arada şeymiş şey, abi. TV'ye şeymiş abi. Time Variance Authority'ymiş. Zaman polisleri. Zamandaki anomalileri düzelten organizasyonmuş. Çok iyi. Aa, çok iyi. Çok Helal. Iyi. Hiç çok karşılaşmamıştım iyi. lan. hangi, hangi aydan çıkmış bu? Bilmiyorum. alıyorum Ama biliyorlarmış şu an yani. çete yazdılar şimdi sonuç olarak böyle bir şey var herhalde. O çok Helal. iyi lan. Zaman polisi. Loki çok iyi oğlum. Bayağı iyi. Yazın. Ondan sonra Vatif dizisi. Ben buna coştum. Peki animasyon proje. Tabii tabi. Ama bu şey coşkusu abi. Zaten Vatif çizgi romanları da böyleydi. Hani hiçbiri asla hani böyle 10 yıl boyunca hatırlayacağın hikayeler olmuyor. Hani hmm. Ama hep böyle fandım. Hani anladın mı? Ya Agent Carter Captain America olsaydı ne olurdu? Ha, Doğru, oturalım evet, 10 evet. dakika izleyelim abi. Aynen aynen. Ben bu, ben buna çok varım ya. Vatif'e çok varım. Okey bence benim evet. için Vatif. Çok okey. Aynen. E, yazın öteki işi e, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Hiç bir, hiç bir isim yok. Zaten bir şey göstermedikleri için. Baba Shang-Chi nedir şey ya? Yani. Ben hiç okumadım Shang-Chi. Bu arada okuduğum herhangi bir de Shang-Chi karşıma çıkmadı abi. Yani o kadar Marvel çizgi okudum. Bilmem ne Avengers, Young Avengers, West Coast Avengers, Minneapolis Avengers. Yok işte Guardians yok, bilmem ne yok. Şurada bu hiç Shang-Chi'yi hatırlamıyorum. Ya yani gördüm, hatırlamıyorum ya. Yani. Bir 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 yaşadan bir yukarıdan gidiyorsun ya. Yani. Bir dur şu Miss Marvel'ı konuşalım. Ha okey. O ne bileyim lan ben sıraya göre gidiyorum. Siz bir konuşalım o, ilk önce. Önce bir dizileri konuşalım, sonra filmleri konuşalım. Tamam okey. Miss Marvel'la buldukları kızı çok beğendim. Ben de çok beğendim. Ben Miss Marvel'a yani. ben çok coştum lan Miss Marvel'a. Evet. Ya Miss Marvel çok tatlı bir hikayeydi abi zaten. Çok tatlı bir karakter. Çünkü şey çok güzel bir dinamikti. Çok güzel işliyorlardı. Ee, hikayesi şey ya onun. Inhuman o aslında ki bu arada Inhuman'ları sokacaklar mı dizi, en son evrene? Bu da mesela çünkü. X-Men'ler yok abi. Abi Inhuman'ları sokmuşlardı zaten. Sokmadılar mı? Inhuman'larla dizi ilgi dizi yaptılar ya. Çok iğrenç bir dizi yapmışlardı ama o, 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 dizilerin hepsi şu an şey abi. Yani Canon dışı bu arada Ages of Shield da yandı bence. Sanırım Canon yes. kabul edilebileceğimiz tek dizi Agent Carter. Çünkü Jarvis e, game'de vardı. O yüzden söylüyorum onu da. Age of Shield'ı bile yaktılar bence. Çünkü e, Kevin Feige prezentasyonu bir sürü kere işte ilk defa diziler falan dedi. Böyle ben diyorum aa ne yazıktır ama. O kadar Jessica Jones çektiler. falan ama okey. E, Inhumans yani şu anki Canon haliyle Marvel sinematik evrenine hiç girmedi. Ama biz Marvel Kamala aslında Inhumans. Bir gün işte böyle bir e, ne bileyim. Bir ergen bir problem yaşarken koşarken inhuman işte bunları inhuman yapan bir tane şey var ya. Hatta orada bir event oluyordu sonra. Terigen, Terigen Dust. Aynen Terigen. Aynen böyle bir bir, bir karakter saldırıp Quicksilver'da hatta böyle bütün herkesi Terigen şeyi yaratıyordu. Bütün dünyaya Terigen e, bulutu yayılıyordu. Sonra random bir sürü inhuman çıkıyordu sağda sola. Kamala Khan'a da bu geliyor. E, Kamala Khan da Mar Captain Marvel fanboyu bir kız. Ee, ve e, şeyi alınca şekil değiştirme gücü elde ediyor ve otomatikman kendisini Captain Marvel yapıyor bilinç altında olduğu için falan sonra bir, bir dönem Captain Marvel olarak takılıyor sonra Captain Marvel hayırdır sen niye hani ben gibi takılıyorsun ya abla ben sana çok hasta kusura bakma ben senin kimliğini çalmak istedim falan diyecek de. bu da Carol'da diyor ki ya okey hani benim eski kimlik boşta sen onu al Hani Miss Marvel'dık eskiden. Şimdi sen ol Miss Marvel diye. Öyle çok tatlı bir hikayeydi. Çünkü kızda tam Spider-Man tatları vardı zaten. Bir yandan da şey tadı da var. O, o da ilginç yer gerçekten. Çok tutucu muhafazakar bir ailesi var. Hani falan böyle. Hani o yüzden hani dışarı böyle genç Amerikan eğlen eğlenceleri de yapamıyor kızcağız. Hani partiye gidemiyor falan aldın mı? Hani onun da küçük böyle ergen dramaları falan atıyorlardı bir yandan. Ama bir yandan ya, da süper kahraman. Şimdi ben şeyi anlamadım. Bunlar Fantastic Four'u. Ee, ...sokuyorlar. Fakat yani... X-Men... Olmadı mı X-Men işi? Hey, hadi ya. X-Men ya. Hadi ya. Yani abi. X-Men'i bence... Bak. Bütün bu... ...Face Four içinde küçük küçük... ...X-Men'ler çıkacak abi. Öyle bir mi biliyorsun. Ama X-Men... Ben öyle diyorum. Çünkü niye biliyor musun? Bence şöyle düşündüler. X... Avengers diye bir film de yok... ...dikkatliysen burada. Avengers evet. diye bir dizide yok. Avengers diye bir ama de bu, yok. Bence aynı mantık. Ama bu komple bir ara faz abi zaten. Yani... Bu, evet. bu bu fazla şey de görmeyeceğiz biz. Thanos gibi bir villında görmeyeceğiz biz bu fazla. Bu evet. komple şu anda şey gibi düşün bunu. Marvel'ın ilk fazı giden ilk fazı vardı ya. Komple sen evet, onu gibi evet, evet. düşün. Ana Aynen. bir film yok burada zaten. Yani şey dedi. Aynen abi zaten bu o yüzden... faz 4 faz 4 mü oluyor bu? Faz 4. Faz 5 asıl olay faz 5'te başlayacak yani. Abi zaten faz 4'ü bitiren film e, Fantastic Four. Evet. Yani... Fantastic Four yaptığın zaman Doctor Doom yapmaman imkansız. Çünkü orijin hikayeleri birbirine bağlı bu karakterlerin zaten. Yani beraber Doctor Doom'da ve Fantastic Four'da aynı uzay kazasından çıkıyorlar. Yani sonuç itibariyle. O yüzden <laughs> hani Fantastic Four'dan sonra Phase 5'ten sonra belli ki büyük villain Doctor Doom olacak. Hani Doctor Doom'a gideceğiz yani. Deadpool var çok pardon. Deadpool var ya. Deadpool var. Ama Deadpool'a açıklamadılar. Deadpool, Deadpool bu ben bu arada, görmedim ben Deadpool'u. Orada duyurmadılar. Evet evet. Orada duyurmadılar. Burada ya yani Deadpool'un varlığı ayrıyetten biliniyor. Buraya ko koymadıkları için hatta ben yani bu bu grafiği yapan arkadaş seni buraya almış ama bence Phase 5'e kayar Deadpool. Kayabilir yani. Ee, ama Deadpool Ryan Reynolds da olacak abi. Ama işte multiverse'e giriyorlar ya bu Phase'in olayı o işte. Multiverse giriyorlar Phase'de. Ee, bir de şey ee, olacak, bir de şey olacak değil mi? Ee, Deadpool artık eski bildiğimiz e sikişen, siktiren, kopan kafa baca kafaların bacakların koptu Deadpool olacak. Olmaz. Çünkü di zaten Disney o, o, e, 13 artıdan yukarı film yapmıyor. Ever. yani Sadece Marvel ile ilgili de değil yani. Disney'nin herhangi bir filmi. Disney hatta eskiden Touchstone mu? öyle bir şey yap Böyle fi e yan firma yapmış yetişkin filmlerini çıkartmak e için. E gerçi bir şey diyeceğim ki. Bir şey diyeceğim abi. Yo yaparlar lan. Şeyde falan. E Yapmazlar. O ama e şey falan kafa e şey kesiyordu herkesi yani. Neydi bizim herif? Kim? E Katanalı şeyin alter egosu. Ronin. Ha Hawkeye'in şeyini. Onu, abi, o sahneleri bir izlesene Endgame'de tekrar. Ne kadar az gösteriyorlar. Tam çok az gösteriyorlar ama yine de yani şey var. Elif bayağı bildiğin bıçaklıyor, kesiyor. Kan var yani. Yani abi e, şey, Ya şöyle tabii olabilir. şu olmaz, şu olmaz abi. E, evet kolum kesildi ve bebek kolum çıkıyor içinden. Olmaz tabii ki. Bence o olur da öyle bir şeyler yaparsa bak Disney Plus'ı alabilirler. Yani filmi... Ama bilmiyorum Disney çok katı bu konularda bir de şey yapmışlardı e, Once Upon a time in Deadpool diye bir Deadpool'un 13 artı sans, yani versiyonu kesip yayınlamışlardı Noel döneminde Deadpool 2'nin. Evet. Ee, Deadpool hani orada uyarıyor bak, zaten. Bir daha, Deadpool orada uyarıyor zaten. Şeyde bir daha olmayacak öyle. Bakın bunlar son falan gibi böyle. Hmm. Evet evet. Ya işte abi bakalım yani sonuçta e, nasıl yapacaklar nasıl çıkacaklar ama Deadpool'un mizahı için bence illaki kan, revan ve seks olması gerekmiyor. gerekmiyor Deadpool'un mizahı meta mizah zaten yani. Her hani şeye dalga geçerek de Deadpool film yapabilir yani. Ulan şimdi sana bir küfür ederdim ama Disney filmindeyiz dese mesela. Evet evet bitti. evet evet. Deadpool işte. Aynen. Şey, Miss Marvel ben çok coşuyorum zaten. Miss Marvel'ı şeye hazırlıyorlar. Asıl e, Captain Marvel 2'ye hazırlıyorlar. Hı -hı. Olacak yani orada Oğlum, kız gibi. Kız. Buldukları kız çok iyi. Yani çok iyi lan. Suratından e, ben, çok beğendim. O kamalına akıyor, Çok güzel o. Yani çok güzel kız bulmuşlar. Güzel derken şey olarak demiyorum. Uçuk diye oturan kız bulmuşlar. E, o kadar o naiflik akıyor suratından. Ay dedim bu kamala ya. Ay dedim bu. Ben otomatik bana hemen şey oldum. Ay ne olacak bu kızın başı oldu be <laughs> ben. hemen böyle ilgilendim yani kızın hayatıyla. Şey ya. gösterdiler. Zoom konuşmasını gösterdiler. Ya, kız çok heyecanlanmış. Evet evet. Çok hoş <laughs> bir şey diyor. Oğlum. I don't know what's going on right now falan diyor böyle. Evet, Çok evet. tatlı. Oğlum baba bak o yaşlarda bir aktris olduğunu düşünsene. Ya yani Marvel'dan telefon geliyor. Seni yeni süper kahraman olarak kestedik. Bittin abi okey. Tamam your set yani. Hayatta bundan sonra hiçbir şey için hani en, yani, endişelenmene gerek yok tabii çok abartı bir tabir de yani en büyük problemin bitti hayatta. gelecek derdin bitti. gelecek derdin bitti gerçekten de yani. Gerçekten ee... bitti. Baba bu arada Hawkeye. Abi benim bu konuda söyleyeceklerim var. Şimdi Kate, Kate Bishop şuradan başlamak bunun kızı istiyorum. değil miydi ben anlamadım. Abi bu şimdi hayır değil. Ee, Kate Bishop ayrı bir başka bir Hawkeye. Ben onun orijini çok bilmiyorum Kate'in ama bu hikayeyi şeye dayandırıyorlar. Ee, Matt Fraction'la Alejandro Aja'nın e, yaptığı inşallah Aja'nın ismini doğru hatırlıyorum karıştırıyorum. Neyse o Fraction'ın yazdığı yani çok meşhur bir 2013 tarihli Hawkeye serisi var. Ee, ona Zaten onun logosuydu abi. Bu logo yani şu an gözüken logo. O, serinin logosuydu. Ben o zamandan beri ben çok severim o Hawkeye serisi. Diyorum ki acaba bu Hawkeye mi olacak? Yani onu mu yapacaklar ama sadece logoyu da mı Bugün castingleri duyurken Kazi karakterini de gösterdiler orada. Kazi karakteri de o seriden bir karakter. Suikastçı Yok, bir karakter. Ama logosu aynı abi o çizgi romanla. Logosu aynı zaten. Aynen. E Kate Bishop da var, orada da var Kate Bishop. Köpek de var, köpek de var işte. Okay. Anca, ee, aynı story, aynı storyline bence ya. Ee, şeyler de görürsek fragman ben onu çok bekledim ya. Fragman gösterdiler. ama bir fragmanlar buraları da görürsem hani ben Tracksuit e, buraları orada da okey olacağım. E cebe atacağım meselesi. Ama e, şeyi ben o hikayeyi e, ekrana taşımak için Jeremy Renner doğru insan değil. Jeremy Renner'ın oynadığı Hawkeye o hikayedeki Hawkeye değil. Çünkü o hikayedeki Hawkeye hep şeydi abi. Ya o hikayenin temel şeyi bu normal düz adam ya. Okla savaşıyor falan okla yayla yani. Hani Avenger'lığı bittikten sonra da nasıl düz adam bir hayat yaşıyor. Ve oydu yani onun hikayesi. Ve devamlı böyle bir kendini rahatsız olma durumu var. Kendinden memnuniyetsiz, sıkıntılı, öz imhaya meyilli. Garip bir karakter yani. Biraz kırık bir karakter oradaki Clint Barton. Jeremy Renner, onu öyle oynayacak mı emin değilim. Çünkü Jeremy Renner Hawkeye hep şey yani ne yaptığını bilen bir şekilde oynadı. Uzak ama ben ama yoda. ben Jeremy çok seviyorum. Ee, ve bence çok iyi bir Hawkeye. Ee, ben e, çok heyecanlıyım o yüzden bu yeni Hawkeye ile ilgili. Oğlum bence değil. Ben çok samimi söylüyorum. Bence Marvel'ın ana cast yani e, Avenger diyebileceğimiz kahramanlar arasındaki en yanlış casting Jeremy Renner lan bence. Yok ben burada biraz şeyliyim. Ee, ben burada biraz e, yanlış konuşuyorum. Çünkü ben şeyden çok seviyorum Jeremy Renner'ı. Hurt Locker'dan çok seviyorum. Ee, ve Hı -hı. Hurt Locker'da Jeremy Renner'ı izleyenler Jeremy Renner'ın aslında ne kadar kendini özimhaya meyilli karakterlere sapık, tuhaf karakterle oynayabileceğini bilirler. Ee, ama evet şey katılıyorum. Ee, bir şeyde Marvel'ın ilk fazlarında bir Havka ile ilgili kafa karışıklığı var. Nasıl oynayacak falan diye. Hmm. bunu biraz Endgame'de oturtuyorlar. Ama Endgame'de yine şey noktasına geri oturtuyorlar. Başında güzel Endgame'in. Sonra Aa, işte aman ailem falan bilmem ne derken. E, arkadaşlar Mark Ruffalo kötü değil. Allah çarpar. Mark Ruffalo çok iyi. Gelmiş geçmiş en iyi Hulk bence. Mark Ruffalo bayağı kestim. iyi. Ben Tabii. bayılıyorum ona. Şimdi şeyden Mark devam Full edelim. 2021 filmlerini şimdi konuşalım. Tamam. Black Zaten spy Spine... hiçbir fikrim yok abi hiç heyecanlı değilim İzlemeyeceğim büyük ihtimalle aa, gerçekten aa. samimi söylüyorum yani ha ScarJo'nun poposu evet, yok ya eğer yani kanka ben e, Black Widow karakterinin alabileceğim her şeyi bu dakika kadar yayınlanmış 25 Marvel filminden aldım ya biraz, ayıp, biraz ayıp olmasın Black diye o... yapıyorlar gibi sanki ayıp olmasın diye yapıyorlar bence gerçekten yani şöyle bence ne oldu biliyor musunuz? bak samimi söylüyorum. Benim fikrim Black Widow filmi yapılması için çok büyük istek, arzu vardı 5 sene önce. Ama evet. o zaman yapmadılar. Şimdi işte hani ya tamam okey hani dedik. O kadar da istiyordunuz vakti zamanında. Şimdi yapıyoruz. Ben ama ne göreceğiz abi? Ne kaldı Black Widow ile ilgili aklında senin mesela? Ya bir de biraz içimde yani ukde kalan bir hikaye yani. yok. Karakter de öldü. Biraz ereksiyonumuz gitti gibi sanki Black Widow'a. Ben izleyeceğim tabii, yine tabii. de. Ben yine de. E son... Scarjo var sonuçta yani. Ben Scarjo'yu çok seviyorum. Ama yani ölen karakter bilmiyorum yani. Hani neyi anlatacaklar? Geçmiş anlatacaklar. Nastasha Romanov falan bilmem ne olacak yani. Hı. Ya işte şey falan o. Oradaki herhalde esprilerden bir tanesi de bu yeni kız yeni Black Widow olacak ya. Hmm. Da... Zaten bu arada bir sürü öyle meşaleyi devretme şeyi var. Iron Heart'ta Riri Williams'da soktular. Evet yeni, ya olur yeni versiyonlarına girecekler. Onu konuşacağız ya tamam dur onlara girme hemen. Onları da konuşacağız şimdi dur. Sen hemen tamam. bir şey yapıyorsun dağılıyorsun. Ee, OCD'm azıyor sen öyle yapınca. Dur. Ee, Shang-Chi. Hiçbir fikrim yok. Çinlilerimiz mutlu Hiçbir olsun. Hiçbir fikrim yok. Evet. Bu, evet bu, abi. Bu, bu, Xi Jinping mutlu evet. olsun. Bu Çinlilerimiz mutlu olsun filmidir. E, kimse hı hı. bence yani Çin kimse şey istemiyor burada bir Shang kimse bilmiyor ben bu kadar ilk defa duydum kim bu yani. Ben de ilk defa duydum abi. Yarrak gibi isim bu da. Ben duyurdukları on, zaman. 10 yüzüğün efsanesi evet. shang ve 10 yüzüğün efsanesi. Nedir abi Shang-Chi? Çinlilerin. Abi hiçbir fikrim yok. Yani hiçbir fikrim yok. Ve bu arada hani şeyler etleştirmek fayda var. Çinli, Amerikalı falan bir şey de değil. Yani direkt Çin istiyorlar. Hani iki buçuk milyarlık Çin pazarı istiyorlar yani. Okey, alsınlar yani. Ya ben, ben ya anlamadım. Ee, şeyi de anlamıyorum. Neden umursamam gerekiyor yani bu? Ne yapıyor bu karakter? Nereden geliyor? Nereye gidiyor? da anlatmıyorlar ki. Fragman göstermedi. Temmuz'da çıkacak lan. E. Abi e, bence bence bu şey inanılmaz yüksek e, CGI'lı. E, abi içinde 2 milyar Çinlimiz izlesin filmi bu yani. Tabi tabii. %100 öyle. Bence zaten ama, yani ama fragman ana... gösterdi bizde alın lan. Evet. Bence ana hikayeyle çok bir şey de olmayacak. Ee, çok bir bağlantısı hmm. olmayacak bunun. Self-contained bir film yani bu Shang-Chi. Yani kim siker Shang-Chi gerçekten de. Ee, evet evet. Asıl, asıl, Sikar olay, Sikar. asıl olay. Bu Kasım'da geliyor abi. Pardon gelecek Kasım'da evet. geliyor. Ee, yani bu Kasım 2021 Kasım'ında aslında. Eternals. Yaptığımız en büyük film diyorlar. Ve ka bir kadro var. Bir kadro var. Evet. Vuu, bir kadro var yani. Baba siz... Na, o, evet, yani zaten... oradaki kadro ile ülke kurulur abi. O kadronun kaşesiyle. Evet. Komik ee, konuda da hep tek tek çıkarınca sahneye zaten bayağı dolmuştu sahne yani. Şey falan da var değil mi? Bu kumallancı yani falan da var. Hatta vücut yapmıştı o film için. Richard ya... Madden var, Salma Hayek var, Angelina Jolie var. Ya bu şey filmi değil mi? Abi her ırktan en ünlü insanları aldık. <gülüyor> <gülüyor> her yani şey en ünlü şu an oynatabileceğin en pahalı ve en ünlü kadın beyaz oyuncu kim? Angelina Jolie. Al. En ünlü Hindu kim? Oynatabileceğimiz sevilen. işte o kumal mumal bilmem ne al. Abi işte bilmem ne en ünlü zenci kim? Al falan bilmem ne yani anladın mı? Bu o film. Evet. Yani. En iyi siyahi başka filme aldılar o Maharshala abi. Şimdi ama... Ben ileri gittim diye bana kızacaksın ama. Evet kızacağım. Dur. <laughs> Hayır, şey yapma dur <laughs> bekle. Onu da konuşacağız. Onu da konuşacağız. Abi Eternals ne Abi ne, ne anlatacak Eternals'da? Abi Eternals'la ilgili benim ben Marvel'ın kozmik şeylerine çizgi romanlarda hiç hakim olmayan ve ilgilenmemiş bir insan olarak çok hmm. namını biliyorum Eternals'ın. Thanos sanırım Eternals'larla bir bağlantısı olan bir şeydi. Ama evet. hiç bilmiyorum. Ama şunu anladım sadece yani. E, bu Eternals kafa olarak sanırım şeye benziyor. Neydi o DC'deki bunun versiyonu? Dark Side'lar falan. Neydi o, o ekip? Titanlar. E, New Titans'ı bir de onlar. Böyle evet, bir şey de onlar. New, new O Titans. tayfaya benziyor kafa olarak sanırım. Evet. Ya ben ben, ben benim şöyle bir teorim var Eternals'la ilgili. Ee, ha, new Gods, New Gods. New gods, gods, New Gods. Evet. Pardon. New Titans. değil. Benim Eternals'la ilgili şöyle bir teorim var. Bence abi e, faz 5'te büyük bir galaktik e, threat çıkartmaları lazım. Şimdi biliyorsun. Thanos'u Allah'ın 2012'sinde gösterdiler. Ve yani evet. Thanos muhabbeti ne zaman bitti falan e, bence şöyle abi muhabbet e, Eternals'ta çok büyük ihtimalle şey göreceğiz Galactus'un ilk emarelerini göreceğiz o Galactus'a aa Galactus girerler mi diyorsun ya bence doktor Doom değil ya bence görebiliriz gerçi ben, ya şöyle abi Girelim, doğru doğru doktor Doom'u belki göz kırparken falan evet evet aynen doktor Doom'u belki şeyde görürüz e, ne derler belki böyle faz 5'te görürüz Doktor Doom'u e, büyük bir villan olarak ama böyle hmm. bence en, ya bilmiyorum ben buradan benim bir Galactus beklentim var aldılar abi çünkü ve e, onu set etmek istiyorlarsa eğer en azından bir şey falan görsek çok iyi olur bir gezegenler arasında dolanırken falan görsek çok iyi olur yani hani şunu göstersinler bize Eternals'la var ve geliyor bir gün evet Evet abi böyle bir göz kırparken şöyle bir hmm, Galactus'un gölgesi evet, geçiyor evet. üzerimizde falan. Çünkü şu anda en büyük sıkıntımız şu. Bütün karakterleri birbirine bağlayacak olan villain ortada yok. Yani. Ee, böyle bir Ama zaten bütün karakterleri birbirine bağlayacak bir durum da yok. Ama işte tam böyle olması bir yerde yok yani. Olması gerekiyor abi. Çünkü şey yani bunun bunun bir evente dönüşmesi için 2012'de yaptıkları gibi olması gerekiyor bunun yani. Hmm. Bilmiyorum. Ben sen ne dersin? Ben bence ben şöyle diyorum abi bence bu phase'de Avengers filmi olmaması çok doğru karar. X-Men filmi olmaması da aynı şekilde. İkisi de markayı dinlendirmek istiyorlar. iki markayı. Ki tekrar Avengers filmi geldiği zaman bir manası olsun. Hı -hı. Hani zıt pırt birleşmesinler bunlar diye. O yüzden şöyle bir 3 sene falan hiç kimse birleşmeyecek yani. Hiç kimse birleşmesine gereken bir tehdit de oluş oluşmayacak yani. Ve şey olacak böylelikle bence. Yani niyetledikleri o. Hani Thanos e, çünkü Thanos'tan sonra da hemen Başka biri için hep beraber birleşirsek Thanos'un önemi de azalacak ya. Yani evet. Thanos'un önemini de bu diri tutuyor. Tabii tabi ya zaten. Ee, ya, ama, o yüzden. Evet evet ama yine de bilmiyorum. Bir göz kırpsa <laughs> birileri bilmiyorum ya. Ya şeyde de şey yetmişti yani anladın mı? Eee ne derler? 2012'de Galactus'u arkadan görmemiz yetmişti yani. Hmm Thanos'u. Pardon Thanos'u arkadan görmemiz yetmişti yani. Hani böyle. Evet. Okey Thanos varmış falan olmuştuk. Sonra unuttuk Thanos'u falan anladın mı? Ee tabii, tabii. Sonra işte yok ben yapacağım dedi kendi eldivenini aldı falan. Evet, Eternals'ı çok merak ediyorum. Ee, öte yandan seneye bugünlerde izleyeceğimiz film Spider-Man. Evet, benim aklım hmm. çıkıyor abi. Logosu ben da Multiverse farklı meselesine çok kopuyorum. Logosu da bir farklı. Şey o ismi daha konulmadı hala. Home Invasion diye bir şey gördüm bir yerlerde ama hala netleşmiş bir şey değil yani. Yok, hani yine koy... homeloo bir şey alacak demin et bekliyor da. Olmaz bence homeloo bir şey ya. Yo olur olur niye oğlum homeloo koydular hep işte homecoming far from home. Öyle mi diyorsun? Hımm iki tane koyup üçüncüye bırakmazlar herhalde. Üçüncüye de homlu bir şey koyarlar. burada tamam, bunu biraz konuştuk. Burada aslında gerçekten de bir multiverse e, muhabbeti var. Farklı evrenlerden Spider-Man gelecek. Evet abi Spider-Man'imizi aldık. Yani işte Spider-Man'lerimizi yani, de aldık. Evet. Ya yani şey çok güzel. Ben o sahneyi görmek çok yani inanılmaz güzel hissettirecek diye heyecanlanıyorum. Gerçekten çok temiz bir fan yerinden. Yani Tobey Maguire, Andrew Garfield ve Tom Holland. Üç tane Peter Parker olarak yan yana durup konuşsunlar. Ben bilet paramı okey. hayır hoş olsun. Hak etti film yani. Evet hadi, Onu görmek için. Ben şu an bu kadar. De. Aynen. Bir de mu Alfred Molina'nın Doctor Octopus performansı gerçekten çok iyi performanstı. Yine de yani buraya hiç geleceğimi zannetmiyorum. Ama tekrar bir Alfred Molina izleyeceğiz. Doktor Octopus olarak. Ben bunu da heyecanlıyım. Yani çok iyi filmiz çünkü Spider-Man 2. Ve çok iyi olmasının en büyük sebebi de Alfred Molina'ydı yani kesinlikle. Okey. Ee, 2022 dizilerine geçiyorum. Okay. Ya Guardians of the Galaxy Holiday Special niye bunu tanıttılar anlamadım. Ay who Anladım. cares ya? Who cares ya? Guardians of the Galaxy Holiday Special gerçekten. Oğlum bir de iki, sene... Galaxy... i̇ki sene, iki sene sonraki Christmas'tan bize ne ya? Yani evet, evet bize ne. iki sene sonraki bunu niye tanıttılar ben anlamadım gerçekten de. Şeyi de tanıtsalardı keşke. Evet, evet. Marvel'ın YouTube kanalında bir tane M&M'lerle eee M&M'le yaptığı işbirliği var böyle şekerden kiloları yapıyorlar. M&M serimiz de vardı <laughs> ya tanıtsaydınız o zaman anlamadım. <laughs> evet gerçekten öyle YouTube videosu gibi bir şey ya. Zaten şey diye de açıkladılar ya James Gunn bunu Guardians 3'ü çekerken çekecek. Ulan ha. ya set arasında eğlenmek evet. için çektiniz. Bir şey olacak bu işte yani. Şimdi bunu niye bu kadar Phase 4'ü bir şeymiş gibi anlatıyorsun ya. Gerçekten. Gerek yok. Heyecanlandığım projelerden biri sevdiğim karakterlerden biri She-Hulk. Evet şeyi söylemeleri çok hoşuma gitti benim Phase 4'teki Kevin ee, bildiğiniz gibi işte hani Şii halk avukattır. Bu yüzden hani süper kahraman avukatıdır bir de yani. O yüzden başka kişilerin de girip çıktığını göre, göreceksiniz mevzuya diye. Zaten Mark Ruffalo da olacakmış dizide. Evet Mark Ruffalo okay. olmasına çok coşuyorum. <laughs> çok iyi. E, ee, Tatyana Maslani ben hiç öyle görmezdim bu arada. Ben Orson ben çok severek izlemiştim vakti zamanında. Tatyana evet. Maslani de büyük oyuncu gerçekten. Aynen öyle. Yani, e, zaten her hak ettiği şey ödülünü de aldı. Işte, namını da aldı. Şimdi Marvel taşıdı. O yüzden hani Tatyana Mastani nasıl oynayacak emin değilim ama yapar yani. Tatyana Mastani her şeyi oynayabilir. O çok okey. Ben avukatlığın ön planda olmasına çok heyecanlıyım. Çünkü gerçekten şi halk şi halk yapan evet. şey avukat olmasıdır. Evet. Biraz da komik olacak. Yani. Biraz da komik olacak galiba. E, olsun tabii. Yani abi şeyi e, yani şöyle end game'de Profesör Halk göstermeselerdi e, hani Çiğ Halk'ın esprisi o ya çünkü hani halk halinde de aklını başına tutabiliyor ya. Evet. Yani ee, o biraz daha böyle cool olurdu. Şimdi onun birazdan rol çaldı oradan ama hani öte yandan da bir yandan da okey Yani Shi halkın her türlü farklı dinamikleri var halktan ayrı işte. Yok abi ben yeni halkı her, çok. Her ben mesleği zaten. Yeni halkı inanılmaz beğeniyorum. Ee, çünkü şeyden çok sıkıldım. Zaten onun da Marvel onun en çok güzel taşak geçiyor yani. Ee, geri zekalı Hı -hı. geri zekalı halk sıkıcı abi. Ee, bir film yapılamaz. Yani. Evet, evet. Yapıldığında kötü oluyor yani. Ee, okey Yapıldı ee, işte bir iki tane. Yani şey de götürdükleri yer iyiydi halkı. Hani evet. işte ilk Avengers'ta böyle Hover Hall diye izledik. Sonra işte ikinci Avengers'ta gönül işleriyle izledik. Üçüncü evin işte Ragnarok filminde biraz daha bebek gibiydi böyle. Low Hulk Foyer falan bir şey diyordu. Sonra Profesör Hulk oldu. Okey. Ee, Güzel yani. Mısırlılarımız mutlu olsun filmi. <laughs> dizisi. Mısırlılarımız mutlu olsun dizisi. İnanılmaz derecede Mısırlı övdüler. Ee, anlamadım. Ee, ee, böyle şey gibi evet. oldu. Mısır mitolojisi ve Mısır Mısır falan oldular böyle. Moon Knight. E, Moon Knight Batman gibi bir şey. Ama burada biraz daha böyle psikolojik sorunları e, da ön plana koyacaklarmış gibi yani. Ben şeyi ilginç buldum lan. Adıyla dedi ki Dissociative Identity Disorder'ı var. Evet, evet. Aa, ben şey şaşırdım lan. Ben olsam demezdim onu. Evet. Yani çünkü sen onu dediğin anda itibaren şey diye bir Twitter'da tayfayı hazır, karşına almaya hazırlıyorsun. Yalnız böyle respetmişsiniz ama bu böyle çocuk oyuncağı değildir. Bu ciddi bir hastalık. Yok belli ki hikayenin, bir... belli ki hikayenin çok önemli bir yeri Yiğitcan ama. Bunu dediklerine göre. Herhalde. Herhalde. Ama yani ben ne olsam bunu böyle tıbbi, Amerikan tıbbi vakfında geçen ismiyle söylemezdim. Hani Moon Knight'ın işte kimlik identity problemi var. Multiple personality'leri var falan gibi. Daha bilmiyorum ilginç. Moon Knight ile ilgili ama hiçbir şey göstermektir için benim bir fikrim oluşmadı. Yani karakteri de çok çok aşırı hakim değilim. Bu bir dizi bu evet, arada. Evet romanlardan. Evet dizi. Ee, o yüzden hiçbir fikrim yok yani şu an ne hissetmeliyiz. Ya işte yani Moon Knight e, ben severim. Batman gibi bir karakterdir. Biraz Marvel'ın Batman'i gibidir. E, daha karanlık hikayeleri vardır. Hani böyle e, apartmanların üzerinde durayım e, pelerinim sallansın karakteridir biraz. E, öyle edgy karakterleri Hı -hı. de seviyorum. Okey. Bu şimdi ilginç. Secret Invasion. Ben yokum burada abi. Ben de yokum çünkü bu Benim en şey sevmediğim gelmiş geçmiş bugüne kadar ki Marvel çizgi romanlar tarihinde açık ara açık ara en sevmediğim storyline Secret Invasion storyline'ıdır. Ama Samuel ee, Jackson'ı bir dizide göreceğiz. İnanılmaz. Ya evet abi Samuel Jackson'ı bir yerde görmek beni heyecanlandırmıyor. Samuel Jackson her yere çıkan bir adam zaten. Yani Öteki çocuğu da almıştı Ben Mendelssohn abimiz. Talos olarak geliyor. Okey. Ya ben sevmiyorum abi Secret. Ben sevmiyorum. Skrallar şekil değiştirir. Acaba hangimiz Skrall? Aman. Böyle hikaye mi olur anasını satayım ya? Hangimiz Skrall? Ben nereden anlayayım abi hangimiz Skrall? Benimle mi oynuyorsun? Bana bir şey mi izlettiriyorsun? Anlamıyorum. Ben Yok ben karar vereceksen bunu çık oyun yap. Ben adventure oyunu gibi çözeyim. Puzzle çözeyim. Yok ben karar vermeyeceksen bana niye bu şecereyi çektiriyorsun anasını? Kim Skrallmış? Bana ne lan kim Skrallmış? çok saçma. Çizgi romanda okurken çok sinirlenmiştim. Yok şu da Skrull çıkıyor. Ay bunun karısı Skrull çıktı. Bunu öpüştün ama sen Skrull'da o. Ay, siktir git. Pembe dizi mi çekiyorsunuz? Şey mi yapıyorsunuz? Belli değil. Çok saçma. Benim çok sinirim bozuyor bu storyler. Yine niye yapmaya karar vermişler anlamadım. Eğlenceli mi yani bu? Ben şeyi çok beğenmiştim lan. Captain Marvel'da hatırlıyor musun? Captain Marvel çıkmadan konuşuyorduk. Ulan bu Skrull, Skrull Invasion'a girecekler. Girmeseler keşke. Girmediler sonra. Çok güzel. Tropu döndürdüler işte. Skrull'lar aslında mülteciymiş. E niye giriyorsun ki tekrar bu topa şimdi ya? Ben niye oturup şey mi izleyeceğim ben? Ay aman acaba bu Skrull mı? Ne bileyim abi ben Shield acıdanıyım Skrull mı bu değil mi ya? Ya bence orada şey gibi yapacaklar abi. Ee, bu Homeland gibi falan bir dizi yapacaklar bence çok büyük ihtimalle. Veya böyle şey falan göreceğiz. Abi işte bilmem nenin anası Skrull'mış, babası Skrull'mış. Abi işte CIA'de bir şeyde Skrull çıkmış duydun mu? Falan dizisi olacak gibi bu galiba. Ya abi bak asıl evet doğru diyorsun ama Homeland'de mesela oradaki espri neydi? Homeland'de bir tane adam var. Bu adamın sadakati nerede anlamıyorsun? Hani daha doğrusu bir sürü adamın sadakati nerede anlamıyorsun ama esas mevzunuz bir tane adam var. Bu adamın sadakati işte e, El-Kaide de mi? Whatever El-Kaide'nin muadili olan örgüt oradaki. Ya da Amerikan devletinde mi yani? Bunu ben insan olarak çözmeye çalışabilirim. Çünkü oyuncu bunu bana yansıtabilir bir şekilde anladın mı? Ya da Metin yansıtabilir yani. Ben bunu takip edebilirim. Ama yani muhteşem bir şekilde gördüğü herhangi bir canlının şeklinde girebilen bir uzaylının... E, ben nereden anlayayım abi ya Skull mı değil mi? Ne önemi var? Ya çok yoruluyorum kanka. Ben bu hikaye, storyline, çizgi romanda okurken de çok yorulmuştum. Hiç heyecanlı değilim. Büyük ihtimal izlemeyeceğim. İnşallah da büyütmezler meseleyi. İnşallah. Yok ben sanmıyorum ya e, büyüteceklerini. Bence biraz şey gibi oldu. E, abi şeyde de Skrull'ları introduce ettik de... E, Kaptan Marvel'de de Skrull'ları introduce ettik de pek onu biz kapatalım biz. Ha, bir, Böyle, yere e, bir yere koymadık. Evet, bir yere koymadık. Biz onu bir mini seriyle kapatalım. Dünyadaki Skrull meselesi de kapanmış olsun gibi yapacaklar bence. Ee, ben çünkü dizi olarak yaptıklarına göre kanka bu şey değil. Ana bir plot point değil filmlerde. Yani dizi olarak yapıp hmm. kapatacaklar konuyu bence. Ee, biraz da şey yani gibi. İnşallah. Bence bence biraz da burada şey gibi olmuş. Ne derler? Ya okey arkadaşlar bu kadar süper hero hikayesi yapıyoruz ama meselenin de Shield tarafı biraz şey kaldı, boş kaldı. Shield'da da bir villain bulalım, bir amaç bulalım, bir purpose bulalım. Ee, hikayesi bence bu. Yani değil mi? Samuel Jackson Kevin Fay giyiyorum. Ya Kevin ben ne yapıyorum ya yeni fazla. <laughs> Oğlum bana da bir bana da bir TV show falan bir şey verin ya. Nedir bu böyle? Herkes ne var. Çocuğa ya. bile film, guruta bile film yapmışsınız ya. İpoteyo diyeceğim. Kevin ne yapıyoruz ya? Evet, bence bunun burada varoluş sebebi tamamen o yani. Ee... Hmm. Evet, şimdi abi gelelim. Burada ee, bu arada hafif bir dropumuz var. Burada bir fırtına var çünkü şu anda. Fırtına da biraz Super box saçmalıyor. Ee, ama bir seste sorun yoktur. Ses gidiyordur herhalde. Yani görüntülü bir şey de yapmadığımız için size sorun olacağını sanmıyorum. Sesi düz bir şekilde alıyorsunuzdur yani. Sesi alıyorsanız seste bir sıkıntı yok abi yazın. Ben de bileyim bunu çete. Çünkü kırmızıdayız şu anda. Ve bir süredir yeşili şey yapmıyor. Ama data transmit ediyor sonuç olarak. Seste problem olmayacaktır o yüzden. Okey. Ben heyecanlandım gerçekten de çok merak ettim çünkü şimdi Tony Stark'ın gidişiyle birlikte çok büyük bir şey e, legasisi ortada kaldı. Tony Iron Man legasisi ortada kaldı. E, bir tane yeni Iron Man seçmeniz lazım. Bir tane de bir de geri kalan Iron karakterlerini işte ya da armor karakterlerini şey yapmamız lazım. Armor Wars abi. Evet. Ne diyorsun? Armor Wars'ta Fault, War Machine'in dizisi olacak herhalde. War Machine'in dizisi. War Machine'in dizisi. Bu, bu zaten çizgi romanlarda olan da bir eventti. Armor Wars. Hmm. Ee, evet. orada, orada da ama War ama Tony vardı. Tony vardı. Tony vardı ama War Machine de vardı, vardı orada. Burada Tony yokuz artık. Ee, burada biraz tabii ki şey ne derler? War Machine dizisi bu. Öte yandan yeni Tony Stark çok büyük ihtimalle bizim kız Ironheart. Riri. Really? Riri. Really? Evet. Evet. Zaten çok iyiydi e, şeyler falan. Evet, şey çok iyiydi çizgi romanı falan da çok iyiydi bence. Abi güzel yani şöyle. Zaten e o çocuğu Ruman, niye çıkarttılar abi herkes... o zaman? Kimi? Ha, evet değil mi lan? O çocuk niye cenazeye geldi? Ee, o çocuk cenazeye gelip Marvel'ın 10 yıllık fotoğrafına koydular oğlum bebeği. Ya yani büyük ihtimalle ha. cenaze sanrısından sonra çektikleri için o fotoğrafı ama hani var ya böyle Marvel'ın 10 yılı diye fotoğraf var. En ortasında Kevin Feige, Robert Downey Jr ve Stanley oturuyor. Marvel Cinematic Universe'ın un 10 yılı diye. O fotoğrafta Iron Man 3'teki küçücük var. E Yani niye koydunuz çocuğu? Niye tekrar cenazeye geldi falan? Bir, acayip bir şey yani. Ama Iron Heart ya bir çizgi ya bir şey olacak mıdır bilmiyorum. Film sinema izleyicisi belki biraz daha şeydir. Merhametlidir bu konuda da. Hani çizgi roman okuyucu şeye alışık yani. Süper kahramanların titrileri döner. İşte evet. üç tane Flash vardır. Dört tane Green Lantern vardır. iki tane Spider-Man var. Hani olur böyle şeyler yani. Iron Man de e, devam ediyor. Yani sus, Iron Man en kolay devretmesi titir yani. Bir tane daha makine yapacaksın. Bitti gitti. Zırhın evet. içine giren kişi. Bu arada benim yani Armor Wars ve Iron Heart'a coşkumun şeyi ben zırhları ve mekaları çok seviyorum arkadaşlar. Benim yani <laughs> yoksa benim buralarda hikaye olarak çok bir beklentim yok. E, i̇zlemeyi çok seviyorum böyle mekanik şeyleri. O sebeple yani meka hayranı olduğum için. Armor Wars çok merak ettiğim bir şey. Ya aslında şu ilginç olabilir. Iron Heart'la Riri'yi introduce Bu bir dizi sonuçta yani. Eee burada evet. oğlum bayağı mır. Yani baya Iron Man dizisi gibi mi olacak bu? Değil mi? Öyle olacak. E ee, öyle olması lazım. Yani. Tabii öyle olması lazım. Aynen. Tabii. Yani bayağı uçacak falan bu zırhla. Tabii. Ama Tony Stark'la zaten bir sürü. Tony Stark'la bir gönül bağı yok. Yani o çocuğun yok. vardı mesela. Ee, ben ya yani şöyle bir şey olsa ilginç olurdu bu arada. Iron Hort'la ay Iron Hort. Iron kızı introduce etsinler. Daha sonra çıkacak yeni Iron Man filmlerinde de o çocukla title için kapışsınlar. Ne diyorsun? Iron Man title'ını kullanmazlar bence de. Ee, yani Riri'yi filmlere taşıyacaklarını düşünüyorum ben de. Tabii canım. Yani zırhı içerisinde. Zaten şu, şu diziye tabii, Iron tabii. Man diyemedikleri için Iron Heart demişler yani. Evet aynen. Ya şey gibi bu. Iron güzel isim lan bu arada. Robin gibi bir şey bu yani. Ayrınlar çok güzelsin, Çok kullan cool evet, bence. Evet. Ben olsam değiştirmem bu arada yani. Okay. Evet, evet, I am, I am, I am. I am Groot'la ilgili konuşmuyorum. Çocuklar için yapılmış projemiz zaten. Ya, evet evet. Yani, aman. Aman evet. boşver yani. I am Groot. Aynen. Bob Iger arada şey falan demiş. Ya çocuklar için de bir şey yapın. Böyle olmaz falan demiş. Ee, Okey Geliyoruz abi 2022 filmlerine. Doctor evet. Strange in the Multiverse of Madness. Ah evet. çok heyecanlıyım. Bu Bununla filmde... ilgili aşırı çok heyecanlıyım. Evet, evet. Abi bak ha bu arada Spider-Man'de onu söylemeyi unuttum. Doctor Strange de var. Eee evet, evet. olacakmış. Her yerde vardır zaten. Oğlum zaten şeyde olduğu için, New York'ta olduğu için adam olur her yerde yani. Şey söylüyorlar dedikodu olarak, fan teorisi olarak benim aklıma yattı. Ee, One More Day yapacaklar. Hani çünkü Spider-Man'in en son filminde kimliği açığa çıktı ya. Hı hı. hani e, kimliğini açığa çıkması için Man hani, Day'de şey yapıyordu ya. E, kimle pazarlık ediyordu ya? Unuttum ben. Birine pazarlık ediyordu da ne geri döndürüyordu ya? Ya stres e, atıyorlardı. Abi yamulmuyorsam şeyleydi ya. Eee dorma Mu'yla mıydı? Öyle bir şeydi. Kötü birisiyleydi yani. Ben hatırlamıyorum ama adam web falan mı biliyorum. Bu Doctor Strange olacak. Ha, Doctor Strange Spider-Man'in hani kimliğinin dönülmediği bir falan derken multiverse kapılarını açacak. Sonrasında Multiverse of Madness'a gideceğiz falan. Çünkü hani Doctor Strange aralıkta Spider-Man'de çıkıyor. Sonra Mart 2022'de kendi filmine geliyor. O iki film kesinlikle bağlan. Evan Division'da bağlanacak bunlara falan. Hani o bu film herhalde şey abi yani plot filmi bu Phase'in. Ben bu Phase'in Winter Soldier olmasını bekliyorum o filmin. Ya, çünkü birinci Doctor Strange'i de çok sevmiştim. Bu filme korku filmi diyorlar abi. Ee, yani e, ne kadar olabilir abi korku filmi ya. Ama yani şey yani korku, eminim korku filmi deniyor bu. Bu kelime geçiyor yani. Ya geçer geçer. Pazarlamasında geçer de işte yani Cyberpunk'a da action adventure diyorlar ya abi. Yani okay. o, filmin ne kadar ben zannetmiyorum. Çok korku filmi dediğin için hmm. psikolojisini sikmen lazım. Ben Disney'nin hiçbir şekilde müşterimizin psikolojisini sikmeliyiz diye bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Burada... Suspiriye mı çekecekler abi şimdi mesela? Benim burada korkum Sam Raimi'nin yönetecek olması filme. Ee... <laughs> yani bilmiyorum. Oğlum çünkü yani Doktor Strange'in ilk filmine bakalım kim yönetmiş. Bu arada çok fazla yeni yönetmen var abi. Yeni ve genç yönetmen var fark ettin mi onu? Ya evet abi şeyi düşündüm orada bir de. Yani yeni ve genç yönetmenlerde de şeyi yapmışlar ya. E, hakikaten... Azınlıklardan seçmişler ya yönetmenleri de. Hiç yani ellerini korkalıştırmışlar yani. Öyle... Oğlum ...her yok. renkten adam var yani. Olmuyor. Utanmasalar beni alacaklarmış yönetmen olarak yani. hani Ya abi bak şöyle... ...şimdi Marvel Cinematic Universe'un... ...yönetmenlerine bakarsan zaten... ...önceden kendisini... ...sinema dünyasında ispatlayarak gelmiş... ...yönetmen diye bir şey neredeyse yok. Yani hmm. şöyle yok. Taika Waititi'nin Yeni Zelanda'da çektiği bir tane... ...çok böyle nam getirmiş bir filmi vardı bir iki tane... Yeni Zelanda'da çekip böyle az buçuk uluslararası ama bunlar hep şeydi yani indie camialarında. Sundance'da gösterilmiş filmleri var Taika Waititi'nin. İşte Ryan Coogler Creed'i çekmişti tabii. Hani tanıyorduk Ryan Coogler'ı. Fruitvale Station falan ama Ryan Coogler'ın da yani anladın mı? Camiası indie camiasıydı. Creed biraz işte hani Oscar'a Oscar'a da yoldu falan ama yine ödül filmi kategorisinde öyle yani büyük popi film gibi sen bir şey değildi. E, hep bunlar şey pardon bir tanesi vardı. Kenneth Branagh ilk soruyu yönetti. O John Favreau ilk Man'i yönetti. O başta ilk fazda biraz daha deneyimli yönetmenlerle çalışıyorlardı. Ondan beridir genç yönetmenlerle çalışıyorlar zaten. Şimdi burada hakikaten azınlık yönetmenler aldıkları için şeyi çok e, Amerikan sinema sektörünü değiştirecek bir harekete imza atmışlar. Ben bunu takdir ettim. Evet abi bayağı yani bir istihdam de, bakımından sadece. Taliban kampı gibi yani. E, full. şey yapmışlar abi ya Evet ya oğlum ya yani sonuçta yarın öbür gün bu yönetmenlerin her biri özgeçmişinde bir tane Marvel filmi de çıkacak yani dünyaya. Okey yani dünyaya şu an Marvel 8-10 tane azınlığa mensup Amerika sektöründe, Amerikan Hollywood sektöründe Kaşeli yönetmen kazandırıyor yani. Evet. evet. Ki bu arada Doktor Strange'in ilk Doktor Strange'in yönetmeni ki ben seviyorum Doktor Strange film olarak. iyi bir film bence hmm. bayağı. Scott Derrickson. Scott Derrickson bu de şeymiş. Yapımcısıymış. bakalım yani bu filmi çok merakla bekliyoruz. Sam Raimi'den çok korkuyorum. Ama Scott Derrickson yani orada yapımcı olarak varsa zaten çok da sıkıntı olmayacaktır herhalde. Kanka benim çok merak ettiğim projelerden biri. Siz sevmiyorsunuz. Hmm. Ee, e, Sven ve Sungur e, Torun gittiği gid, gidişatını sevmiyorsunuz. Ben aşırı kendisini ciddiye almayan Thor'u çok seviyorum. Ee, yani ben şeye ben bayıldım. Ben kendisini ciddiye almayan Thor'u seviyorum lan. Ben Taika Waititi'nin mizah anlayışını gülmüyorum. Komik bulmuyorum yani Taika Waititi'yi. Ama çok yetenekli bir adam şey yani, Ragnarok, olarak büyük sinemacı. Ragnarok çok iyi filmdi bence. Ee, ben seviyorum Ragnarok'u. Evet. Film olarak çok iyi filmdi. Ama ben mesela şeyi beğenmedim. Ee, Taika Waititi'nin ki bunu yani ben yapım belgesellerini izledim çünkü nereden beğenmiyorum diye. Taika Waititi şey komple oyuncuları doğaçlayın abi demiş. Hani hmm. senaryodaki hiçbir şey uygulamadık neredeyse diyor yapım belgeseline. Hiçbir şey yapmadık neredeyse. Yani her şeyi doğaçladık. Yap. Okey. Yani bu filmde hissediliyor. Bir kere. Yani filmde yani diyalogların hemen hemen her biri zaten şey yani aldım Hani böyle çok çi Hani mizah falan da şey. Ben çok gelmiyorum o mizaha. Valla ben logosuna ben kadar ben logosuna kadar beğendim. La Neye ee... coştum? Neye coştum asıl ben? Sen ha. de ona coşmuşsundur diye tahmin ediyorum. Ha. Filmin esas filanını Christian Bale oynayacak. Abi! Evet! Evet! Christian Bale! Ha. Evet! Christian Bale oynayacak ve şey yeni torumuz da ay neydi kadının adı ya? Jane Foster. Ay evet. Natalie Portman. Natalie Portman. Yeni yeni yeni, torumuzda torumuz Natalie Portman olacak galiba. Tekrardan Natalie Portman'a evet. dahil olmasına çok seviniyorum MCU'ya. Evet. Ee, evet aynen. Çünkü orada bir şey durumu oldu ya biraz. Acaba geri gelecek mi gelmeyecek mi? Anlaşması da bitti. Bak yeni filmlerde de yok falan. Ee, çok merak ediyorum o yüzden Love Thunder'ı. Bakalım. Yani Guardians ekibi de olacak filmde bu arada. Ama zaten şu anda öyle ya. Ee, evet. En son beraber takılıyorlardı zaten. Zaten bu ne, bu zaten şey filmi. Kate e, Natalie Portman filmi bu zaten. Şey değil. Yani hı hı. Thor burada burada bahsedilen Thor Natalie Portman. O yüzden Love and Thunder zaten filmin adı. Ee, hani hem tatlı hem sert anlamında. Zaten Thor şey oldu bizim. E, Guardian Guardian'lara katıldı yani. Ki oraya da çok evet, düşüyorum. Evet. Asgardians oraya... of the Galaxy. Asgardians of the Galaxy'yi de çok seviyorum gerçekten de. O ekibi de çok seviyorum. Evet şimdi gelelim. En heyecanlandığım projelerden birisine abi. Benim gözlerin doldu mu senin de? Benim çok doldu gözlerim şeyde. Ha Black Panther değil mi? Evet ya. Şeyde Chadwick Boseman. Evet ya of çok kötü oldum yani. Ama çünkü Black Panther şey siyahiler diyeceğim. için çok önemli bir film ya. Hani. Tabi. Tabii tabii. Yani siyasi siyahlar için değil. Amerikan tarihinde çok önemli bir film olduğu çok bariz. Evet Aşık evet yani. yani. Bunu Amerikan şey... tarihinde kilit bir yer tutuyor. Evet bunu şey olarak düşünmüyoruz artık yani. Hani böyle bir Marvel filmi olarak düşünmüyoruz. Bir de adam öldü falan ya yani. Yeniden kesetmeyeceğiz. Evet. Black Panther hep olacak dediler ya. O çok iyi. Ya abi akıl aklın yolu Şuri. Hani zaten ilk filmde çok sevildi. Zaten mantık olarak çok kolay oturtursun. Yani taht Hı -hı. yani işte Tıçal'a öldü. E taht kime geçecek? Yani Şuraya geç çık abi ya sözü tam. Şey çocuk geri gelseydi ya ya. E, Michael B. Jordan geri gelseydi ya. Çok iyi karakterdi Michael B. Jordan ya. Evet ama o karakter de öldüğü için iyi karakterdi biraz abi sonunda. Çünkü çok cool öldü pezevenk. Ben e, rather die than live in bondage dedi. Çat diye öldü herif yani. Şimdi okey. Yani ölsün öyle ölsün o karakter zaten. Öyle radikal şey V for Vendetta v gibi bir karakterdi abi o işte. Yani radikal terörist. Yani o, o cool karakterlerin ölmesi lazım. Yaşayınca tutmuyor onlar. Hmm. Burada işte şimdi yani aklın yolu şurayı Ama hani e, bence şuraya olsa daha iyi olur. Başka bir adamı Black Panther'da getirsinler. Ben yemem. Açıkçası sıkılır. beri yandan şunu da söylemek istiyorum abi naçizane. Ben Chadwick Boseman'ın öldüğü senede olduğumuza da inanmakta güçlük çekiyorum. Evet. Hala aynı yıldayız yani. Bu sene öldü. Çok garip geliyor bana. Ama yani ben... Kobe Bryant da Chadwick Boseman... Yıllar sonra diyecekler bana Kobe Cedric Chadwick aynı sene ölmüştü. Bence bir saçmalamayın. Tancan hoş <laughs> geldin. Yani. Tancan hoş ki şöyle diyordum. Bende ama aktis Leticia Wright sıçtı diyor. Ne oldu? Ne yaptı? O kadın bir şey yapmış. Ya, en... e, homofobik diyorlar. Twitter, yani. evet. Yok bilmiyorum homofobik bilmiyorum da şey aşı karşıtı tweetler attı abi. Böyle öyle aşı karşıtı karşı derken özlerim. Yani aşı karşıtı diyerek yeterince aşağılayamadım. Böyle hani götümüze çip takacaklar falan. <laughs> <laughs> Öyle Sonra mi? Tweet attı. Sonra evet, evet sosyal medyalarını sildi. Öyle <laughs> mi? Aa, o zaman şurayı yapmazlar abi. Öyle. Yapmazlar. Ya, yaparlar la. Bence zaten şurayı yapacaklar diye e, sosyal medyaları sildirttiler kıza. Gerçi <laughs> gerçi evet abi, pedofili adamı da tekrardan yönetmen koltuğuna geri oturttular yani. yani e, bir De. Ulan bir de şey demiyorlar mı? Şey demiyorlar just... şey mı bir de şey de geri geliyor bu arada yönetmen olarak e, James da geri geliyor ha, bu arada. James Gunn. Olarak

Evet. <laughs> Captain ile ilgili ileri düzey yorumlarımız bunlardır. Yani bu filmle ilgili heyecanlandığımız tek şey galiba Miss Marvel. Evet. Aynen. Benim öyle yani. Evet, Başka yani da bir yok... durum yok. Evet. Yoksa benim Niye biliyor musun? Hı. Captain Marvel'ın ilk filminde Carol Danvers'a ya yani hikaye icabı karakter yazmadılar ya Evet abi. ve sonra Endgame'de de gelip gemi yumruklayıp gitti ya. Evet. Hani ben şu an Carol Danvers Marvel Cinematic Universe kontekstinde kim? Hiçbir fikrim yok. Hani anlayamıyorum. İlk filmde çünkü amnezi yaşıyordu. Hani zaten hani ilk filmin konusu oydu yani. Kadını gaslight ediyorlar falan. Saygılar. Ben anlıyorum neden yaptığınızı. Ama ben bir yandan da Carol Danvers kim? Bu, bu hikayede bilmiyorum. Sam Woman yani. Evet evet katılıyorum ya. Yani ee, bu bir, bir e, bilmiyorum belki bu filmde ruhunu bulur. Çünkü Captain Marvel dediğim... Captain Marvel ile ilgili en büyük sıkıntı bence şu oldu. Onu yapamadılar. Çok güçlü. Ee, fakat hani bu güçlerini Hı -hı. bu güçlerini hak ettiği anı görmedik ya abi. Yani hani böyle Evet. Kaptan Amerika'nın kalbinin nerede olduğunu biliyoruz. Hani Iron Man'in kalbinin nerede olduğunu biliyoruz ama Captain Marvel'ın kalbi nerede? Çok güçlü evet. Ama neyi koruyorsun sen? Bir de sürekli o şey, şey olduğu için o daha da çok dağınık. Ben bütün galaksiyi koruyorum. Bir sürü hani dünya dışında bir sürü sorumluluklarım var dediği zaman yani öyle galaktik bir karakterin kalbini oturtmak zor oluyor yani. Hani ne yapacaklar? Hı -hı. Captain Marvel'ın bunu çözmesi gerekiyor ki bir de Miss Marvel sokuyorlar araya. Yani daha bunu çözemeden araya bir de Miss Marvel sokmaları çok iyi bir karar da değil gibi geliyor bana abi. Yani Miss Marvel e, sokmaları aslında şöyle iyi bir karar. Miss Marvel'ın hayranlığı üzerinden bir Captain Marvel anlatabilirsin. Yani Miss Marvel ben seni işte ne bileyim Avengers'larda da gördüm. Çok hayranım falan bir şey hani. Çünkü şey Snap'tan sonraki 5 senede belki Carol girip gitmiştir dünyaya. Bilmiyoruz oraları. Ama gelmediğini biliyoruz yani ama abi. Yani... Ama gelmediğini söyledi biliyoruz. Yani e, hayran olunacak. Ne yaptı? Şu anda bütün dünya Tony Stark'la çalkalanıyor yani Marvel dünyası. Tony Stark çok büyük bir olay şu anda. Tabii. Tabii. Ee, ya yani şeyden bu Endgame'de işte böyle toplantı yapıyorlardı ya işte şey eee Ay kadının Okoe Rakit işte War Machine, Captain Marvel, Black Widow hep beraber dijital toplantı yapıyorlardı falan. Evet, hani zoom, o, o ha Zoom toplantısı yapıyorlar O toplantıdan hani ne bileyim 5 sene içerisinde birkaç kere gelmiştir diye bir sonuç çıkartabilirsin hani. Hani bir iki kere gelmiştir. Bizim Kamala orada görmüştür falan. E, ne yaptı hani. abi? Dünya Öyle zaten hayranlıkla... dünya orada bir ha. sıkıntı var. Dünya zaten bitmiş abi. Ne yapacak gelip şey mi? Kapkaççı mı durduruyor yani hani? Gelmiyor ha, ha, ama gelmediğini aynen. söylüyor zaten abi yani. E, ben bilmiyorum burada nasıl bir hayranlık bulacak. E, şeyi de bilmiyorlar e, Thanos'u nasıl dövdüğünü de bilmiyorlar Captain Marvel'ın orada. yani Zaten evet. oradaki bütün kredi Tony Stark'a ve Captain Amerika'ya giderse gider. Yani, hı hı. Böyle bir şey oluyor yok. Dünya insanının Captain Marvel'a neden hayranlık duyması gerekiyor onu bilemiyorum ben açıkçası. Nasıl istenmiş edecekler acaba onu? Ya, bir, evet Gerçekten i̇lk, belli değil yani. Captain Marvel'ın kalbiyle ilgili bir sıkıntı var abi ya. Bunu çözemediler maalesef ki. Ya karakterin abi işte ilk filmi ya o talihsiz oldu. i̇lk filmin konusu böyleydi. Okey. Sonra ama yani ilk filmin konusunu öyle olduktan sonra hemen Avengers'ı gemi yumruklayınca hani karakter bir yere gidemedi tabii ki yani. Guardians of the Galaxy Vol 3. Benim heyecanlandırdım. Benim Ge heyecanlandım. Ben yok abi. Asgardians of Galaxy'yi sen de merak ediyorsun. Yapma. Yok ya bu Asgardians Galaxy olmayacak. Bence burada Chris Hemsworth olmaz. Bence Thor, so Thor Levan Thunder'da bence dağılacak orası. Guardians'la Thor'un yolları ayrılacak. Sonra, sonra Guardians 3 başka bence Chris Hemsworth olmaz mı şimdi? Ben bu arada hiç heyecanlı değilim abi. abi Guardians ama La 2 çok kötüydü günah çünkü. Ben senin düşündüğün tam tersi şu an. Bence Levan Thunder'da e, tamamen Chris Hemsworth'u Thor e, isminden çıkartacaklar ve Ga Guardians of the Galaxy'e takacaklar yani. Hmm. Bence tam tersi olacak. Ben o yüzden Asgardians of Galaxy'nin devam edeceğini biliyor düşünüyorum açıkçası. Yani abi Asgardians of the Galaxy yapsalar bile ben heyecan değilim. Çünkü Guardians of the Galaxy 2 çok kötüydü. Yani e, ben James Gunn'ın kafamdan kaliteli bir sinemacı olarak sildim. Çünkü Guardians of the Galaxy 2 böyle şey de değildi benim için. Yani ben bu filmi niye izliyorum e, oldum filmin ortalarında ve filmin sonlarına doğru uf artık lütfen susun yani lütfen biraz, yapmayın böyle biraz abartıyorsun eğlenceli. Yani kur, eğlenceli yok abi film ya yok oh oğlum baya salak bir film Guardians of the Galaxy'dır evet o. ama ne bekliyorsun yani. yani zaten öyle bir film Guardians hayır of ya Guardians of the Galaxy bir hayır oğlum, saçmalama ilk filmde, da, filmde. ilk filmde dance of yaparak dünyayı kurtarttılar ne diyorsun abi E okey okay abi orijinal ilginç komik bir fikir yani burada ne yapıyorlar oğlum ya abi Guardians of the Galaxy 2'de ne oluyor? Bana bunu anlatabilir misin? Bak filmi izlemenin üzerinden bu karsere geçmiş. Ne oldu abi Guardians of the Galaxy 2'de? Ya işte babasıyla ilgili konu. Babası şeymiş. E, gezegenmiş. Ya bravo. Bu buydu tamam, konu. Okay, bu okay, evet, benim için yeterli. Babası gezegenmiş. Kötü bir çıkıyor. Dövüyorlar. E, Chris Pratt komiklikler yapıyor. Bol bol Groot var. E, şey var. E, ne derler? O neydi herifin adı? Batistuta. Drax. Uta. Drax var. Ha. Drax, Drax izlemek çok komik. Yani ...sitcom gibi izliyorsun ya, işte. O filmin en iyi yanıydı. Evet yani Drax her zaman çok şey komik. Ya şey de çok iyi... Direksle Mantis'in... E, ...kimyaları da çok iyiydi böyle yani. Evet, çok çürküsün evet. falan. Roket var okay. aşırı komik, aşırı tatlı yani. Ya öte yandan ben şeyi çok... ...tırto buldum yani. Ya Rocket'la işte... Quill arasında bir şey var. İşte Quill'in de tematik olarak oradan bir şey var. Quill'in aslında babası mavi adammış. Sonra mavi adam bir anda sempati duymamız bekleniyor ama ben Mavi Adam'a gıcık olmuştum geçen film ama Mavi Adam'a şimdi sempati duymam beklendiği için böyle bir anda ölüyor. Sonra bir şöyle garip bir şey oluyor. Yani Gamora gelip diyor ki bu güvenmeyelim bu adama. Sonra diyor ki bence güvenmeliyiz. Ne alaka? Yani böyle anlıyor musun? Ucuz ucuz senaryo virajlarıyla dolu. E, konusu hiçbir yerden hiçbir yere gitmeyen. Hani bu arada bunun da babası varmış bir gece gelmiş. iyi bir insan değilmiş. O zaman bulmuşken öldürelim. Tamam ama bu kadar ciddi okay. bir bu, bu kadar ciddi bir eleştiriyle zaten bu film ayakta duramaz. Bu eğlence için izlenebilecek bir film yani. Ya öyle saçma bir mı oğlum Allah Allah. E, eğlence için oğlum eğlendi, Eğlendirmedi diyorum la beni. Ben eğlendim. eğlence için izleyecek. Ama neye eğlendin? Işıklar e... yandı söndü falan diyorsun sen de. Hayır ışıklar yandı. E, Drex var işte izliyorum. Espriler yapıyor. Mantis var, komik. Yani uzay gemileri var, ateş ediyorlar. Ben öyle izledim bu filmi yani. Sen çok üzerine gidiyorsunuz Guardians'ın ya. Bence Guardians 2 bayağı ayıp bir film daha. Ben Aa, gerçekten hayır çok abi. sıkılmıştım. Bak yani bir şey diyeceğim. Oyunu filmi beğenmemen okeydi. Şey falan da yapma yani. Ofensif olarak rahatsız oldum. Yapma yani. Tamam işte geç yani. Eğlenceli bir filmdi. Niye bu kadar üzerine gidiyorsun? Oğlum para verdiğime rahatsız oldum lan. E vermeseydin ben vermedim. Bayağı. E tamam oğlum sen Allah Allah ben nereden bilebilirim sen vermediğin için okey ya ben verdiğim paraya rahatsız oldum oğlum ben yani ne yapayım gittim bilet aldım sinemaya gittim dedim ki niye bilet aldım ve geldim bu <laughs> Yani gerçekten samimi duygularımı söylüyorum. 30 liralık abi. filmdir hani lan işte. 30, 30 lir, 30 liralık filmdir. Yapma ya. 30 liralık filmdir Bence yani. Bana 5 lira falan verseler öyle adil olurdu o film. Aman Teşekkürler abi. abi. Geldin filmimizi izledin. Al sana 5 lira git bir ciklet al kendine. Ya da Fantastic. Mert Günhan ve kız arkadaşı Mert Günhan ve kız arkadaşı. Kız arkadaşı. Bu da ikinci projen değil mi? Evet evet. <laughs> Efendim. Eee şey Fantastic 4'te hiç en sevmediğim ekip. Nefret ediyorum. Tiksiniyorum. Allah belasını versin. E, ne eğlenceliler ne ilginçler. Hepsi böyle dünyanın en itici ekibi. Neden varlar? Niye insanlar seviyor? Neden yıllardır Fantastic Four'a film çekmeye çalışıyorlar? Bütün Fantastic Four ekibiyle ilgili tek şey villainları. Kimsenin sikinde değil o dört kişi. Sadece Doktor Doom'u seviyor herkes. E, evet. Bilmiyorum. Ya abi ben Fantastic Four'un içindeki şey dinamini ya abi çok bilmiyorum ne yapacaklar şimdi. Hani çünkü şeyi mi anlatacaklar o garip geliyor bana. Ya işte The Thing de taşa dönmüş o yüzden kör sevgilisiyle el ele tuşamıyor. Ya da işte ya bilmiyorum ne anlatacaklarını hiç bilmiyorum. Oyuncuları görmem lazım benim. Her şeyden önce. Yani oyuncularla yaşayıp ölecek proje bu. Hani iyi bir Aa, e... Yine kopmuşuz galiba ya. Bir dakika. Arkadaşlar. Aa. Bir dakika dur. Yayında mıyız hala? Sesimizi duyuyor musunuz? Ee, de değil miyiz? Yayın var mı? Yo, bir yayın var yazdı şimdi. Yayın var. Ha, F5 atıcı geldi. Atıcı Tam korkutmayın. Bugün biraz çünkü şeyiz çünkü şey ki. Ee, Okey. Fantastic Four. Evet abi aynen. Did thating kız arkadaşı görmüş. Ee, nasıl ereksiyon oluyor anlamıyoruz thating. Ee, şey adam var. Lastik adam var. Nasıl ereksiyon oluyor onu çok iyi anlıyoruz. Ee, şey ateş adam var. Nasıl eleksiyon oluyor onu da anlayamıyoruz. Görünmez kadın var nasıl seks yapıyor anlayamıyoruz. Yani görünmez kadın illa sek, görünmez olmak zorunda değil. O yüzden o seksini yapıyordur. A, tabi Reed Richards da yaptığı için bir de büyük ihtimalle de kaliteli seksler yapıyordur büyük ihtimalle. Yani çünkü elastik biriyle çok iyi sevişiriz. O yüzden bu kadar incredible annenin pornosu var internette. Evet ya çok korkunç. Ay, ay Incredibles annenin çok pornosu var gerçekten ya. Abi Fantastic, Force, Fantastic Four Fantastic Four'u nasıl kurtaracaklar? Yıllardır kurtaramadılar Fantastic Four'u. Farklı farklı yönetmenler yaptı kurtaramadı. Belli ki buradan çıkmıyor güzel bir hikaye işte. Ya en son yapılan film baya e, tren kazası gibi falan bir çekim sürecine sahip. Hani onu bilmiyorum o yüzden ciddi almalı mıyız ama o çocuğun da kariyeri bitti ya sonra. Chronicle'ı çekmişti bebe. Be. Yazık oldu o çocuğa. Ya. Evet kendine biraz gibi yani bilmiyorum. O çocuk Chronicle'ı çeken O çocuk Chronicle falan çekti. O çocuk kötü bir yönetmen değildi yani hani e, yapardı yani aslında. He. Belki büyük büyük bilmiyorum. Büyük projeleri hazır değildi belki de bilmiyorum. Belki de. Ya Fantastic Four'da oyuncuları görmen lazım abi. Oyuncular e, iyi çıkarsa iyi heyecanlanırız. Yani ama oyuncuları iyi kestetmezlerse çalışmaz o film yani. Çünkü sadece şey dinamiği var onun esprisi. Hani bunlar aile gibi. Ha o kadar. esprileri o yani. Ya okey ama bu e, filmin bakalım. bu filmin bu filmin önemi doktorduğumu külliyata katacak olması tabii. diye tabii. yani bu filmi o yüzden bekliyoruz ve o yüzden izleyeceğiz. Yoksa nefret ediyorum tabii. ben Fantastic Four'dan. Tabii tabii. Taktırduğum gelecek yani. Aynen öyle. Doctor Doom'dan başka da bir olayı yok bu film. Evet yani yoksa yani, yani o, olması zor. Ben şu ana kadar ömrümde hiçbir insan tanımadım şey diye abi Fantastic Four hayranıyım falan diye kimseyi duymadım. Ee, evet. bu, bu 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 Zebellah aileyi takip etme bu Zebellah ailenin varlığının tek sebebi Silver Surfer ve Doktor Doom. Silver Surfer de ne yapıyor? Reed Richards'ın karısını mı sikiyor? <laughs> ne yapıyor? geliyor bir şeyler yapıyor. Yani yok öyle değil de yani, abi şey de bu arada bak şeyi gördüm ben. Ultimate Reed Richards'ın fanını gördüm. Ben de fanı demem kendim ama seviyorum Ultimate Reed Richards'ı. Çünkü tam bir puşt. Ee, ve Reed Richards zekasında bir adamın zaten hani ahlaki olarak bu kadar Reed Richard saflığında kalması zor bir şey olduğu için Altimut'taki Reed Richard'ın sonra Maker falan da oldu zaten. Ee, hani öyle şey olması bana çok aklıma yatıyordu. Bu bu sebepten dolayı mesela Ultimate evrenine de yaklaştığı için çoğu zaman Marvel Cinematic Universe Reed biraz göt tasvir ederlerse bence filmde ilginçlik olabilir o. Hani öyle bir şey yaparlarsa hoş olur. Çünkü gerçekten Reed Richards göt olduğu zaman çok ilginç bir karakter. Hı. Ee, arkadaşlar şey şimdi ben bende de e, bir şey bir sıkıntı yok. Ne derler yani? E, yeşil olarak ben veriyorum yayını. E, biz aralarda bir düşüp geliyor ama ciddi düşüşler yaşamıyorum. Neden yayın kopuyor onu bilmiyorum şu anda. Ama bugün biraz böyle oldu yani. E, sıkıntılı oldu. Hı. Bu kopuk yayınları birleştireceğim. Bunları birleştirip koyarım ben. Ee, şey yapmayın. Sonradan tam bir şekilde şey yaparsınız yani. Neden koptuğunu bilmiyorum. İdare edin. Ee, bu yayınlık. Yapacak bir şey yok. Şu anda kopmaması lazım. Ben yeşil veriyorum yani. Hani yeşilde veriyorum yayını. Ee, bir drop'um drop'um yok şu anda mesela. Evet. <laughs> Blade. Blade. Maşallah Ali. Maşallah. Maşallah Ali. Maşallah Ali abi. Bizi Maşallah Ali abimiz çok kaliteli bir abi. Ve yani olabilecek ee, en, iyi, oyuncu. en iyi siyahi oyuncu diyebilir miyiz? Evet. Şu an herhalde öyle lan. Yani bilmiyorum ben çok hakim değilim yani Amerikalı şu an genç oyuncular e, ne alemdeler falan ama. Hani Tenet abi değil yani <laughs> kesinlikle Denzel'in oğlu. Tenet abi hani değil. büyük babaları da saymıyorum. Denzel, Morgan, Samuel. Onların götürün kılları kadayıf oldu artık. Yok, yani yok. Onları saymıyorum. Ma bu, bu, Bununla şey kapışır. Michael B. Jordan kapışır bununla. Ama maşallah daha iyi oyuncu. Tabii maşallah. Maşallah abi çok iyi oyuncu. Maşallah abinin oyunculuğunu görmek istiyorsanız zaten Bora gibi bir filmografisinin yanında True Detective inanılmaz. Oyunculuk şovu. Evet. True Detective'in 3. sezonu. E, maşallah abi bence e, çok güzel olacak. E, Blade'de. Ama Blade'i ne yapacaklar? Evet. Vampir Castle mi oğlum Blade? Vampir hikayesi. E, standalone bir şey mi bu? Yani standalone olur abi herhalde. Yani şöyle Blade, Blade öyle çok Avengers'a girip çıkan bir karakter değil. Hani o yüzden ama zaten burada da Avengers yok. Hani Blade şey abi ya tam e, inanılmaz şekilci, ya şekil olarak izleyeceğin cool adam filmi yani. Hmm. Hani cool bir adam var. Cool kostümler giyiyor. Cool düşmanlar dövüyor. That's it. Hmm. Wesley Snipes'lı Blade da güzeldi zamanında. Ee, izlemesi zamanında güzel. Izle, işte. izle, i̇zlemesi cool bir filmdi yani o zamanda. Evet. Idris Elba da İdris Elba da Dede Contingent'ı arkadaşlar artık yapmayın. Yani gençleri konuşuyoruz. Yani nispeten gençleri konuşuyoruz. Tabii, tabii. Idris Elba biraz daha böyle Idris Elba zaten vardı. Şey şeyi oynamıyor mu işte? Ee, şeyi oynuyor. Eee Heimdal. Heimdal'ı oynuyor. Tabii Heimdall'da gördük. Güzeldi. Ya böyle dedeleri falan e, katmaları güzel. Yani o sebeple Idris Elba seviyoruz, bayılıyoruz. Ama yani Blade'de maşallah abi görmek güzel. Senin sevmediğin bir başka seri. Benim okey olduğum e, Paul, Rudd, Paul, Rudd, var. Evan Lilly var. Hmm. Michelle Pfeiffer var. Ve de neydi diğer herif? Michael Douglas. Michael Douglas var. Bu dörtlü bence çok güzel bir uyumları var. Ben seviyorum, sen sevmiyorsun. Ben evet. şey ben şeyi de izlemedim. İkinci, Yok i̇kinci, ikinci filmi de izlemedim. Onu da izleyeyim ben bir ara. Quantum Mania. Ben Ant-Man and the lan. ant e de okeydim ben. İspi çok kötü bu arada bunun. Quantum. Ama zaten çok ciddiye almıyor. Paul Rudd lan ana karakteri. Yani Paul Rudd. Yo yo. Ben çok ben onu çok seviyorum. hemen birinci Ant-Man hem de ikinci Ant-Man'in böyle yani e, güzel komedi filmleriydi bence. Ben oradaki mizahı da seviyorum yani. Komik. Hani bir de şey de çok güzeldi. Gerçekten hani küçülme büyüme teknolojisi teknolojisiyle alakalı yapılabilecek her türlü coollukları yaptılar. işte. yok ona kamyon atıyoruz. Yok işte e, denize giriyoruz denizden çıkıyoruz falan... inanılmaz her türlü şekli şekil yaptılar okey hmm. helal olsun. Ant-Man biraz lame bir villain. ...ya ee, pardon şey, Antman bir Ant villain diyorum pardon. Ant biraz lame bir karakter çizgi romanlarda. Ee, bu filmde güzel tabii. işlediler ama. Tabi tabii. Yani Paul Rudd çok iyi oynadı çünkü. Eee Lily cool bir kadın. Hani wasp oldu güzel oturdu oraya. Michael Douglas da Michelle Pfeiffer zaten cool insanlar. Buradaki tek sıkıntım benim. Yani filmin isminin çamaşır deterjanına benziyor olması abi. Ya Quantum evet, Mania. Quantum Mania aynen öyle. Bunlar Fantastic Four'dan daha fantastik bir dörtlü bence. <laughs> doğru. Doğru yani. Yanlış değil. Yemin ediyorum öyle. Bir aktörleri bekleyelim derim abi. İyi aktörlerle kurtulabilir o film hmm. ya. Fantastic 4'te <laughs> iyi aktörleri bekleyelim. Bun, bu, ama yani şey bunlara da bir şey diyebiliriz. Aile diyebiliriz. Bunlar da bir aile bence yani. Tabii canım. Değil mi? Baba anne kız damat. Tabii. Yani bunlar da bir aile. Ee, o sebeple bunları da seviyoruz. Ee, bir kim, Başka kim bir aile biliyor musun? Biz kim? ve Mert Güldem ve yakın arkadaş kanalı aboneleri üyeleri. Evet. Ee, evet biz bir aileyiz. Evet sen kaptın bu işi. Benim e, benim evet, gibi yapıyor. Evet. Ben artık yapmıyorum o kadar. Selamut. Sen kaptın bu işi. Baya güzel kaptın. Ee, evet arkadaşlar biz evet, bir evet. aileyiz bu arada. Ee, lütfen abone olun. Ee, şey. Deadpool. Dur dur. Keng. Keng kim abi ben bilmiyorum. Kenge çok çaşır. Ne Keng nedir? Ben ben de çok hakim değilim abi. Sadece yani yanlış hatırlamıyorsam Ya bir şey diyeceğim. Bak bir dakika. Keng Kimdi bu? Tamam. Keng the Conqueror. Evet ben evet. de bakıyorum şu an. İkimiz ha. de bakıyoruz galiba. Bu yeşil adam. hiç fikrim yok abi. Keng. Keng deyince ben şey diye düşünmüştüm. Zenci Afrikalı bir villain diye düşünmüştüm de garip bir adam bu. Evet. 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 hiçbir hiç fikrim yok. IGN yani. tarafından gelmiş geçmiş en iyi 65. çizgi roman kötüsüz seçilmiş. Çok yüksek bir sayı değil. Evet. <laughs> Kesinlikle değil. 100 üzerinden seçilmiş abi. 65. Evet. sırada kendisi. Ee, bir üstünde Her Star, bir altında Poison Ivy var. Ee, i̇lk onu okumam ister misin? Gelmiş geçmiş IGN'in seçtiği en iyi çizgi roman şeyleri. Birincisi Joker. İlk. Değil. Ne? Ya. Doktor, 10. Doktor. 10. Sırada, 10. sırada Hayırdır, geliyorum. 10. sırada Kingpin. Okey. 9. sırada Dark Phoenix. Hı hı. 8. sırada Loki. 7. 7'de Ra's al Ghul. Joker yok mu? 6'da Darkseid. 5'te Galactus. 4'te Lex Luthor. 3'te Doctor 2. 2'de Joker. 1'de Magneto. Aaa. Okey. Bu arada yani ee, yani Magneto ben bir Joker iki Magneto derdim ama Magneto'yu bire koyana da küfretmem herhalde. Küfretmem Magneto evet. Cool. Çok ayıp çok ayıp değil. Yani Magneto da bayağı cool. Evet. Ee, Eric Lenscher e, Yahudi olmasından dolayı e, establishment ile ilgili bir problemi vardır. E, aslında gerçek aslında Antilin, Holocaust Survivor'dır. E, Holocaust Survivor'dır. E, aptal değildir. Zeki zekice planları vardır. E, hak verirsin yaptığı e, Crusade'i için hak da verirsin. Yani Joker gibi kaotik de değildir. Bir planı vardır. Adamdır. E, Magneto. Magneto adı kötüdür biraz. Magneto çünkü yani şey gibi biraz şey lakabı gibi biraz Magneto. Evet. Abi işte araba tamir ediyorum falan gibi. Ha, e, ama Aynen. Magneto evet, Murat. Magneto Murat gibi aynen. Ama olsun. E, iyidir. Erik Lençer demeyi tercih ediyoruz. E, küfür etmem hakikaten ben bu liste. Okey bir liste benim için yani. Bu, bu top 3 çok okey ha. daktırdığım evet, Magneto. Evet evet çok okey. Çok okey. Çok okey. Deadpool. Deadpool 3. X-Men'lere gireceğiz galiba. Yani yani abi şöyle Deadpool Marvel Cinematic Universe'a girecek e, mevzusu ne kadar girecek bilmiyorum. Hani sokacaklar mı çok ortak karakterlere, evrenlere. Oğlum şimdi bunun evreninde hali hazırda X-Men var abi. Yani bayağı bildiğin akademiye falan gidiyor. Yapacaklar. Yeah, multiverse'da yapacaklar abi belli ki yani multiverse'dan öteki evrenden getirdik Deadpool'u falan olacak hani e, şimdi bu mutant olduğu için tabii hani için içerisinde evrene mutant girmiş olacak hani oraları nasıl halledecekler bilmiyorum ama bence zaten küçük küçük bütün mutantlara gireceğiz benim buradaki sıkıntım Deadpool 2 e, sonuna doğru Deadpool 2'nin şeyi hissetmiştim ben aa okey Deadpool'da yapabileceğimiz mizah bitiyor evet hani çünkü çok orijinal yerlerden ele almamaya başlıyorlar artık bir noktadan sonra ki hı hı. şey çok komikti. Mesela Deadpool 2'di komik bir filmdi. Bu işte hep beraber uçaktan düşüyor, ölüyorlar falan. <laughs> çok gülmüştüm evet. ben yani ona. Hani, e, ama onun dışında hani Deadpool 2 bitince dedim ki tamam ben bir daha bir Deadpool filmine ihtiyacım yok. Hani tüketici olarak. Teşekkürler. İki tane komik film izledik. Hani üçüncüyü lazım değil gibi hissediyordum ama şimdi Marvel Cinematic Universe'e gireceği için okeyim. Nasıl olacak yani? Onun için onu merak ediyorum. Ee, abi şey yani şimdi genel olarak bu fazla diye değerlendirebiliriz değil mi? Ee, bu ara bir faz. Yani bizim o ana filmleri Hayır, görmeden bu, önce o multiverse fazı. Evet, ana ana filmleri görmeden önce bizim şey yapacağımız ara bir faz bu. Ee, ve bununla birlikte işte yeni Kaptan Amerikalar, işte yeni e, Iron Man'ler falan gelecektir. Değil mi? <laughs> bununla birlikte dedin ya programı bitiriyorsun zannettim. <laughs> bunun da birlikte programın sonuna geldik. Yo, bu ses tonunu gibi kullan. Yo yani bununla birlikte ne, ama... ne dediğini Aa... bir daha söyle pardon. Ya ana 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 devamlılıkta filmler gelecektir yani hani. Evet. Hani... Ya abi bak buradaki bu fazlaki benim tek korkum multiverse işine çok girecekler. Hani bir noktadan sonra şeyin önemi olmayacak. Yani bu kim hangi evrende nereden geliyor? Bu öldü mü öteki evrende onu getirin. Hani falan aldım. Hani böyle falan olacak bir noktadan sonra çünkü o multiverse'ün boku çok kolay çıkıyor. Ama hani öte yandan da multiverse fazı ya bu. Hani o yüzden iyi işlerlerse hani ben her türlü şeye heyecanlanırım yani. Hani o buradan da alternatif sor gelecek falan. Yazarlarsa tutar yani. Yani şu noktada şu fazla böyle bir tane abi Kaptan Amerika yapıyoruz ee, gibi bir şey yapmazlar. Yani insanları yediremezsin onu birdenbire yani. Yeni Kaptan Yok. Amerika'mız var, yeni bilmem ne'miz var muhabbetini yediremezsin insanlara. Ee, ama işte ara bir şey yaparsan böyle, ara bir event yaparsan o noktada olabilir gibi geliyor bana. Biraz kayganlaştırıcı bir faz bu yani. Öyle öyle, aynen. Yani bir de e, televizyon kısmı daha e, önem taşıyor bu fazda içine giriyor işin içi falan. Hani o yüzden ya bir, abi buranın en keyifli tarafı gerçekten Disney Plus'a content yazacak. Hani evet. Disney Plus aboneliğini güçlendiriyorlar yani o taraftan. Ve hakikaten de Disney Plus dizilerinin hemen hemen her biri de güzel gözüküyor. Secret Invasion'ı sikerim onu hariç. Ama onun dışında hepsiler çok acayip güzel gözüküyor. ilginç gözüküyor. Ha pardon. Şeyi de saymıyorum. Holiday Special'ı. Onu ciddi almıyoruz zaten değil mi? O geç. O YouTube videosu gibi. Onu geç. Hani e, okey. Yani eee bir sene ara verdik ve tekrar üzerimize Marvel yağacak yani Ocak ayında WandaVision'da başlayarak ve ben çok okeyim buna. 2021'de de zaten bir sürü 2020 işi ertelendiği için şişman şişman takvimler oluşturmuşlar. Her şey 2021'e çıkıyor. Ben çok okeyim yani. Abi Disney'in e, biliyorsun ki tek dizi şey bu değil. E, tek dizi fazla bu değil. Bir de Star Wars ile ilgili hayvani diziler duyurdular. Evet. Konuşmak ister misin? Kotor dizisi var mı? Bilmiyorum ben hiçbirini. Abi şimdi Mandalorian'la birlikte Disney şunu fark etti. Okey, filmlerde sıçtık ama dizilerde Mandalorian'la kurtardık pek çok şeyi. Çünkü Mandalorian gerçekten hı hı. çok iyi bir dizi. Sen izlemiyorsun ama e, biz, Evet. biz yani şu anda Mandalorian hype'ında varız yani. E, izleyiciler olarak konuşuyorum ben ve izleyiciler olarak. Eee Mandalorian'a bir 3. sezon duyurdular. Evet. E aynı zamanda Asoka'yı falan da koydular. şimdi Asoka'nın kendi dizisini duyurdular abi. Rosaria olsun. Evet. Evet hiç heyecan, sıfır heyecan. Tabi. Obi-Wan dizisi geliyor. Abi Rangers Ranto dizisi geliyormuş. Rangers of New Republic diye bir şey geliyor. ne olduğunu bilmiyorum ben tam olarak. Ama şeyde gördük, görmüşsünüz bu karakterleri. Mandalorian'da 10. bölümde Mando'yu kurtaran ikiliğinin dizisi olacakmış bu. Ee, ya da öyle bir şey var yani. Öyle bir e, dedikodu var yani. Bakalım bilmiyoruz. Obi-Wan geliyor abi. Evet Obi-Wan geliyor ve Hayden oynayacak dizide. Evet. Darth Vader olarak oynayacak bir şey. Yani tipini görmeyeceğiz. Evet. Yani 10 sene sonra. Revenge of the Sith'ten 10 sene sonra. Zaten Hayden bence o yaşa gelmiştir. Oynayabilir aslında. Tabi tabi oynar zaten. Yani abi e, şey Obi-Wan dizisini ya bilmiyorum kanka bilmiyorum. Ben gerçekten bilmiyorum. Ya Mandalorian'ı geçen akşam evde oturuyordum falan. Oturdum indirdim diziyi. Duruyor dizi. Hala açmadım. Abi peki yani burada şey var mı ya? Ee, ne derler? Burada acaba e, Evan McGregor var mı ya? Yani çünkü Evan McGregor da şu anda yaşlı bir Obi-Wan oynayabilir yani. Nerede var mı? Obi-Wan dizisinde abi. E tabi lan. Başrolü zaten. Ama dememişler ile ilgili bir şey okuma oku 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 şu anda okumuyorum ben burada ile bir şey. Yani Hayden dönüyormuş. MacGregor başrolse ben bu dizin oğlum Evan MacGregor bir dizide oynayacaksa ben daha önce hiçbir dizide oynadığını duymadım yani görmedim Evan MacGregor. Bu baya büyük olay. Fargo'da oynamadı mı? Fargo'da Bilmiyorum. oynadı. Oyna ben Fargo izlemiyorum. Oynadı mı? Yani oynadı diyebiliyorum Fargo'da. Eee abi bu Hugh McGregor'un oynayacağı zaten biliniyor. Öyle mi? Ben bir bilmiyordum. yani. Abi ben bu diziyi tabii inanılmaz tabii. ben bu diziyi inanılmaz izlerim o zaman. Öyle böyle değil yani. Obi Obi -Wan, Evan oynadı bir Obi-Wan Evan oynadığı bir Obi-Wan dizisini ben o oh, yani sikerim ben o diziyi yani. <laughs> Helal. Oğlum ama nedir Evet <laughs> Fargo da oynamış bu arada. Oğlum ama nedir? O, Evan McGregor oğlum ya baya yani. Evan McGregor biz filmlerini izlemek için yıllardır bekliyoruz. Hı hı. Baya yani adamın dizisi falan gelecekse ben çok okeyim. Sen coşmuyor musun buna? Yok. Ama niye? <laughs> ya abi yani bilmiyorum kanka ben işte yani, okey. Şimdi şey yap, rasyonelize edip, izah edip ondan sonra hani hem senin hem de sevgili dinleyenlerimizin keyfine limon sıkmak istemiyorum. Yani küstüm abi işte yani C tadım küstük yani. Böyle bir şey. Allah, Allah Star Wars sevenlerin sevgisini şey etsin, daim etsin. Ee, şey yaparlarsa giderim. Old Republic dizisi yaparlarsa yazarım, kenara coşarım yani. Abi Andor diye bir şey geliyormuş. Ee, Rogue One'dan 5 sene önce. Rogue One'da da hiç yoktum. Ee, bunda da yokum galiba. Ee, bunda bir Sizzle evet. Siz Reel falan şey yapmışlar ama. 12 bölüm bir de yani. Ee, Andor, öf, bilmiyorum. Star Wars Visions, Series of Short Films, anime style, bunu geç. Ecolite. Bu ne? E, High Republic çağında. E, High Republic çağında. Ecolite. E. Bu show neymiş? Mystery Thriller'mış. Shadow of Secrets and Emerging Dark Side Powers. Salla. E, Bad Batch diye bir şey geliyor. Bu Bad Batch zaten şeyler abi. Revenge of the Sith'ten hemen sonra e, Fennec Shand. E, kimlerle? Bu Republic askerleri mi bu? şey gibi mi bu bir? Bad Batch. Cups gibi bir şey mi acaba? <laughs> Cups. O kadar bilemedim ki yani. Cups. E yani, training Day falan gibi bir şey mi bilemedim. Lando abi. Evet. Kim oynuyor Lando'yu? Donald Glover'ın oynayıp oynamayacağı daha bilinmiyormuş. Yani. Donald Glover'ı getirirlerse büyük işte Donald Glover da gelmez herhalde bu saatten sonra. Hmm. Çok niyetli miydi bilmiyorum. Ben e, şeyi izlerken solo izlerken şey hissetmiştim ya. Ya bu an, şu an sette olmayı en az isteyen kişi sanki danalıkla Lover. Hani ben öyle ya bilmiyorum niye öyle bir hisse kapıldım. Hani bir şey okuduğumdan gördüğümden de değil yani. Hani hiç böyle karaktere yüzde yüzüyle gelmemiş gibi. Mesela Paul Bettany falan mesela böyle ulan dur bir Star Wars filminde oynuyoruz. Bir oynayalım be abi falan gibi hmm. oynamış yani. Bad Batch Clone Wars'ta hatalı klonlar ekibi spin-off. Okey, okey, okey. Tamam, süper. Abi yeni bir Star Wars filmi geliyor. Rock Squadron. <laughs> 2023'te. Ger Gerçekten mi? Rock Squadron diye bir film geliyor. Wonder Woman'ın yönetmeni Patty Jenkins yönetiyor bunu. Ee, yeni hmm. jenerasyon fighter pilot diyor. Rock Squadron normalde Luke'un e, ekibinin adıydı da işte burada da yeni jenerasyon çayla hmm. e, çaylak pilotların hikayesini anlatacak. İlginç olabilir. geldi Ben çok severim bu tarz hikayeleri. Ee, X-Wing'ler var, gemiler var, uzay savaşları var. Neden olmasın? Yani Star Wars niye gözüyle Old bakmıyorum. Bu Republic yapmıyorlar ya. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Niye yapmadıklarını. Her anlamadım. Yani her şey var amına tamam, koyayım. her evet. şey var amına koyayım. Bir tane Old Republic'le ilgili bir şey girme. Niye Raven'ı değerlendirmiyorsunuz? Orospu çocukları. Yani niye Raven'ı? Ben bir de yani şeyde Evet 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 yani saygı duyuyorum hani Clone Wars çok seviliyor falan da yani artık Clone Wars'tan artık askerlerin dizisini çekiyoruz noktasına geldiysek bir Raven çek lan oraya. Evet abi Zor gerçekten değil yani bu. Yeter artık ya. Abi o Echo dizisi Old Republic kafası diyorsunuz da işte galiba tam olarak öyle de değil yani. Ya biz şey istiyoruz Light ne, biz Old e Evet mi of the Old Republic yap yap filmini. Yap artık yapın orospu çocukları. Rock Squadron yerine yapın. Knights of the Old Republic. Yapın. Okey. E <laughs> Android Story diye bir şey görüyormuş. Gelmese de olur gibi. E ta ta abi Tayyika Whitehead'in yeni Star Wars filmi. Rock Squadron'dan sonra ha, geliyormuş. Nedir? E Filmin ne olduğu bilinmiyor. Sadece şöyle bir şey demişler filme ilgili. Fresh, Unexpected and Unique demişler. Ne kadar güzel pazarlama cümleleri bunlar. Fresh, unexpected, unique. Evet. 10 10 diziden 9'u öneriyor. High Republic era. Bir dakika dur. High Republic era. Aa! High Republic, Old Republic değil abi. Bir dakika dur bakayım. High Republic ilgili Phantom Menace'ten 200 yıl önceki şey çağ. Ben şimdi evet. yani ilk defa High Republic diye bir şey duyuyorum. Ben de ilk defa duyuyorum aynen. Yani şey, Expanded Universe'da şey karşılığı olan bir şey mi demin de değilim yani gerçekten. Allah Allah. Nedir lan High Republic? Allah Allah. Neymiş yani High Republic? Disney döneminde başlamış abi sanırım bu hikaye. Evet abi bu. Ee, kitaplarda falan başlamış böyle evet. Yani bu bir şey mi? Ee, şey dönemi mi bu? Old Republic'in karşılığı mı bu Aslında. Yo şey diye geçiyormuş şu an yani işte e, e, Phantom Menace'in 200 sene önce Old Republic'in düşüşünden de 800, 800 sene, sonra. Sene sonra. Yani yeni bir era bu. Başka bambaşka bir çağ. Evet. evet. Hmm. Nihil diye uzay vikingleri falan varmış bir şey ama bilmiyorum. E bu Star Wars konuşurtma abi göt gibi konuşacağım. Yeni bir çağ yeni bir çağ falan diyorlar buna. Daha önce görülmemiş bir çağ diyorlar Hayır Republic için ama bilmem. Buna da okeyim ben yeni bir şey. Yeni bir şey deniyorlar en azından. Okey buna da yani. Ee, Tabi. Farklı bir şey. Skywalker'lara bağlı değil falan yani. Olabilir. Ee, High Zaten artık de... Skywalker'lara bağlı bir şey anlatamazsın Star Wars ömrünü. E yeter. Evet. Daha genç bir Yoda olacak demişler ama bu genç Yoda bile normal Yoda'ya benziyor. Ee, onu pek olarak anlayamadım onu. Bilemedim ya. Bilmem Olabilir. Üf, bilmiyorum. bir Kafam karışık. Star Wars ile ilgili benim de. Evet. Mandalorian'ı seviyorum. Ama Mandalorian'ı seviyorum diye bütün Star Wars'u götten alacak vaziyette hissetmiyorum kendimi şu anda. Ee... <laughs> Ama öyle gibi oldu ya biraz. Mandalorian'ı sevdiniz mi o zaman köküne kadar alın gibi oldu ya şimdi böyle. Hani. Evet evet. Okey dur abi hani daha ilişkiye bu kadar şey değilim. Ee, bu kadar komit etmeye hazır değilim yani şu anda buna. Ee, Mandalorian'ı ben de sevdim ama High Public falan ne oluyoruz şu an? Biz neyiz şu anda yani hani? <laughs> <laughs> çok hızlı mı gidiyoruz acaba? En çok hızlı mı gidiyoruz acaba? Biz neyiz yani şu anda hakikaten bilmiyorum. Ee, bakalım. Böyle 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 işler yepyeni diziler. bak aşı çıktığın aşı duyurusu yapıldıktan sonra projeleri üzerimize atmaya başladılar. Şey gibi oldu. Bütün firmalar üzerimize boşalıyor şu anda yani. Tabi tabi. Yani şey tabi. Ya bu arada eee Aşire siktir et. şey çok önemli oldu orada abi. Ee, yıl kapanıyor zaten hani falan investor toplantıları nasıl sızıyor bunlar? Ee, gelecekte hani bütün Disney yatırımcılarına Disney'nin şeyi izah etmesi lazımdı. Bakın sinema salonlarının kapanıyor olması bizim iş planımızı etkilemiyor çünkü artık Disney Plus'ımız var. Peki ne var Disney Plus'ımız içinde? Al amına koyayım. Yani çünkü iki gün önce de Warner Bros. çıkıp şey diye duyurdu ya biz bütün filmlerimizi HBO Max'e çıkartacağız. Hı -hı. Hepsini çıkartıyoruz. Oo, HBO Max bir anda inanılmaz kıymetli bir abonelik oldu. Satın aldı mı onlar HBO'yu <Sessizlik> yoksa HBO'ya anlaşmam mı yaptılar? HBO zaten onların da abi. Abi orada şöyle bir sikkoluk var kanka bu arada. Ben çok yanlış bir isimlendirme. Bir Xbox Series X değil tabii ki de. Ee, HBO Warner Brothers'ın markasıydı zaten. Bunlar kendi streaming servislerini yaparken HBO markasından faydalanmak için HBO Max dediler. Streaming servisin adına. Ama herkes de doğal olarak isimden dolayı sadece HBO dizilerin yayınlandığı bir yer gibi anlaşılıyor. Halbuki Warner Brothers'ın Disney Plus'ı o yani. Aslında Warner Plus yani orası. Ama öyle kaldı adı. HBO Max olarak kaldı. Peki abi bugün güldüğüm şey bir tane çocuk screenshot koymuş altında da şey yazmış. Ee, screenshot'ta da şey var böyle bir tane adam Cyberpunk'taki e, karakteri sikiyor. Cyberpunk'ta üstünde fahişi yazan erkek gördüm. Çeviri bug'ı olmuştur diye üstüne tıkladım. Bacak sikmeye başladı. Beni yardım et <laughs> <laughs> evet, Cyberpunk'ın genderless bir dünya olduğunu farkında olmadan oynayan arkadaşlarımıza geçmiş olsun. öyle yaparlar gerçekten de. Çeviri bug'ı değildir. kendinize Cyberpunk yerlerde dikkat edin efendim. Evet. Valla bunca zamandan sonra ben, ben, evet ben de ama Marvel filmleriyle ilgili daha heyecanlıyım tabii ki ya. Yani Star Wars olunca biraz şey oluyorum. Hmm, falan oluyorum. Yani Mandalorian iyiydi ama işte bilmiyorum yani. Evet yani çünkü e, en azından Marvel filmlerinin Rise of Skywalker, Last Jedi gibi bir şeyi, e, bir rezilliği çıkmadı yani. En kötü filmi Guardians 2 yani işte okey. O da okey. Neyi? Olabilir. Başka başka şeyleri de mi satın alsa Disney acaba diye düşünüyorum. Böyle başka fikri mülklerde satın alıp da onları böyle şey yapsa. Bu arada Marvel'da bak Star Wars'da Disney baya sikini e sokup işleri karıştırdı ama Star Wars, Marvel'da Kevin Feige olduğu için yapamadı ya bunu. Yani Evet o... evet Kevin Feige evet. Çünkü evet abi. Çünkü Kevin Feige şöyle geldi ya Disney abi. Disney Marvel'ı aldı. Kevin Feige dedi ki merhaba ben Avengers'ı yaptım. 2,5 milyar para kazandım. Haberiniz vardır. Evet abi. Ben biliyorum ne yaptığım işi. Salın bana dedi yani meseleyi. Ve sonra herif de hiç bırakmadı topu şimdi. Öyle bir adam yoktu ki zaten. George Lucas yapıyordu Star Wars'u. Bıraktı. Sonra Kathleen Kennedy o değilmiş. O kişi değilmiş yani Star Wars'la ilgili. Ortaya bu çıktı. Evet evet. Yani bence orada şey de yapsalardı ya. Kevin Feige'ye verselerdi Star Wars. Yok ya bence Kevin Feige Marvel doğru. Ya bu senin dediğin şeye benziyor. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı alay olsun demeye benziyor. Evet evet. Yani, evet anlıyorum neden demek istediğini ama bir yandan da işte Ankara Belediye Başkanı olması daha vatana millete faydalı ya çünkü en iyi hizmet edeceği yer Ankara yani. <laughs> evet evet. Peki acaba şimdi e, DC, e, DC DC yalan oldu komple değil mi ya? Yarrak yarrak oldu yani DC böyle. <laughs> Joker 2 geliyor abi. ya olmadı. Evet, evet. Olur mu öyle şey? Joker 2 geliyor. Oho! Sonra öteki Joker de geliyor. Sonra başka bir Joker de yapacağız. <laughs> artık yani, Joker sinematik günü DC'den artık böyle tek tek filmler geliyor falan böyle işte. Abi Robert Pattinson'la bir Batman deneyelim falan gibi böyle. Hmm, ama Ben Affleck'li Batman'i de deneyelim. Evet evet. Ben Zack Snyder de diye aldılar. Zack Snyder'ı Justice League'i evet, çıkartalım. Evet. Aynen aynen. Ya yani böyle bir şey gibi bir şey oldu böyle. Her yere ayrı 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 değişik değişik miktarlarda boşaldılar. Hiçbirisi de tutmadı gibi bir şey oldu. Eee... Evet. Ne diyelim abi? Ne diyelim? Gerçekten de DC yapacak bir şey yok. Abi DC'nin o sinematik evreni benim hayatımda gördüğüm en başarısız projelerden bir tanesi. Yani hiçbir yerinden olmadı. Kim ondan kim sorumluysa bence sinema sektörünü ayrılmalı. Hiçbir yerden tutmadı yani. Hani ya ne tuttu abi? Bir tane bana DC Sinematik Universe, pardon, özür dilerim. DC Extended Universe. Bir kere zaten ismini koyan kafanızı sıçayım bu evren dahilinde vay be mutlaka abi gelecek. Ya ben çocuğuma bu filmi izletirim dediğim bir film var mı DC Extended Universe dahilinde? Bilmiyorum ki abi ya. Yani bilmiyorum. inanılmaz derecede can sıkıcı bir durum DC'nin geldiği durum. Bir de onların başında kimse de yok Kevin Feige gibi. Böyle bir garipler yani. Çözemiyorum hmm. ben onları. O işte o kişi Zack Snyder'dı abi ama Batman vs. Superman çok kötü olunca Hani milletleri ki dur abi ne yapıyoruz? Bir saniye. Yanlış adamı emanet etmiş oldu. Ya, yanlış adamı emanet ettiniz tabii. Eksna ya Sakır Pançya'dan yapan adama bütün DC'ye emanetler abi. Abi peki Wonder Woman yani, Wonder, üç... Wonder Woman Ragnarok nasıl olacak sence? <laughs> hiç bilmiyorum abi gerçekten. Ya yani hiç fikrim yok. Ee, i̇zlemeyeceğim daha büyük ihtimalle. Yani Her Wonder Woman'lık Woman da ben tadımı aldım geçen filmde. Gerçekten ben de aldım Wonder Woman Ragnarok izlemeye gerek yok gibi gerçekten de. Evet e, sevgili dostlar bununla birlikte HNGK'nın bu bölümü de e, hafiften son buluyor. E, ben de HNGK'yı kapatır evet. kapatmaz. Şimdi şöyle bir arada bir kesintimiz olduğu için ben bunları bir alayım Premiere'de birleştireyim öyle tekrar upload edeyim. E, o yüzden hemen erken erişime bu sabaha doğru falan gelir e, büyük ihtimalle. Azıcık bekleyin bir şey olmaz. E, ben de podcast kurgularına falan kaçacağım. İnanılmaz yoğun işimle inanılmaz yoğun bir gündemim var son olarak şey diyecektim. Yarın bizim yayınımız olur. Twitch'te uzun yayınımız olur. çarşamba günü tarihin yatak odası olur. Falanlar filanlar. Bir şeyler efendim. ha, şeyin de duyurusunu verebiliriz bence. Dur bakayım bir tarihlere bakacağım. Tarihlere bakacağım. Yo. Şey diyecektim. HNGK olmayabilir diyecektim önümüzdeki yılbaşı haftası sonra ama HNGK 3'üne denk geliyormuş. 3 Ocak'mış. Yani Hmm. Ee, ondan önceki de 27 Ocak yani ben bir 29'unda 28'inde bile İstanbul'a gidiyorum böyle bir 2 Ocak ha, 27'sindeki kadar... yalan olabilir ya bende de evet evet ha. bende de yalan olabilir yani evet evet yani önümüzdeki değil de bir sonraki HNGK yalan olabilir gibi önümüzdeki hafta değil de, bir sonraki HNGK yalan ama bant yaparız bant koyarız yani yine de ee, kendinize çok dikkat evet. ediyorsunuz hepinizi seviyoruz öpüyoruz efendim Haydi bay bay. Bay bay. Ha bir dur dur abone okumayı unuttum. Hemen okuyorum. Ahmet Onur Kocabay, The Mighty Iluvatar, Utku Henden, Emir Kara, Bora Halıçoğlu. Çok teşekkür ediyorum abone olduğunuz için. Gözlerinizden öpüyorum efendim. Haydi bay bayın.